veriyorum. Yayına girdik hocam. Girdik. Yani girdik. Bir de şunu veriyorum. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, İzmir Narlıdere'den, Atatürk Kültür Merkezi'nden yaptığımız Halk Arenası canlı yayına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz, Narlıdere Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi bir tatil gecesi olmasına ve İzmirlilerin akın akın tatil yörelerine gitmelerine rağmen bizi yalnız bırakmadılar ve coşkulu alkışlarıyla bize unutulmaz anlar yaşatacaklar. Sağ olun, var olun. Efendim, ben hemen çok değerli konuklarımızı takdim ediyorum. Dünyaca saygın bilim insanı, ondan da öte alim Profesör Yaşar Nuri Öztürk. Maşallah, sağlığı da nazar değmesin, vuralım şöyle tahtalara bomba gibi. Kışın bir ufak rahatsızlık atlattı. Ama görüyorsunuz, şimdi sağlık fışkırıyor yüzünden. Vallahi ayakta alkışlamak lazım kendisini. Sayın Öztürk'ün yanında bu dönemin mağdurları dendiğinde, hem de düşüncesini ifade etme mağdurları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, attığı bir tweet nedeniyle başına gelmedik kalmayan iletişim uzmanı Sayın Sedef Kabaş. Ve benim hemen yanı başımda, zaten çocukluğumdan beri hep yanı başımda, hayatımdaki en eski arkadaşım, kadim dostum, Türkiye'nin büyük mizah ustası, sevgili Müjdat Gezen. Ben hemen protokolü de sizlere takdim edeyim. Hepinizi tek tek takdim etmeyi isterim aslında. Ama sizleri temsilen Narlıdere'nin Sayın Belediye Başkanı Abdül Batur. Ve bir başka mağduriyeti yaşayan ama bugün açıklanan listelerle nihayet o mağduriyeti giderilen günümüzün Hasan Tahsin'i, İzmir 2. Bölge Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarından sevgili Atilla Sertel. Atilla, Atilla, ye iç, Tayyip Erdoğan'a dua et. Ya yoksa ye... Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Sayın Cafer Esen. İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Murat Ergün. Avukatımızdır. Evet. Tabii. Programın da avukatı ayrıca. Tabii. Değerli meslektaşım, kardeşim, 9 Eylül gazetesi yazarlarından Atilla Köprülüoğlu. Atilla, harika yazıyorsun, sonra konuşacağız o konuda. Ve en sona sakladım, onu ben de alkışlayacağım.
TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından Sayın Hocamın değerli eşi Sayın Nazlı Kanaat. Hoca evlendi mi? Biz de mutluluklar diliyoruz. Efendim, günün konusu, Türkiye'nin konuştuğu konu, bugün açıklanan ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen listelerle kesinlik kazanan siyasi partilerin milletvekili adayları. Genel bir soru. Nasıl buldunuz? Hocam, isterseniz sizden başlayalım, isterseniz Sedef Hanım'dan. Sedef Hanım'dan başlayalım, evet. Estağfurullah, böyle değerli isimler varken aslında... Hayır, hanımlar önden gitsin. Söz bana düşmez, evet. Ama hanım kontenjanından söze başlamış olayım. Şimdi sürpriz var, sürpriz yok. AKP'nin listesine şöyle bir hızlıca buraya gelmeden önce göz attığımda şunu söyleyebilirim. AKP şunu gördü ve tabii yukarıdaki Recep Tayyip Erdoğan da şunu gördü ki ben meydanlara indiğim zaman AKP'ye düşündüğüm kadar oy kazandırmıyorum. Tam aksi oy kaybettiriyorum. 35 miting yaptım. Ve sonuçta gördüm ki seçimde AKP tek başına iktidar olamadı, iktidardan düştü. Tayyip Erdoğan bunu net gördü. Bunun telafisi için bakın, 3. dönem kuralı vardı AKP'de. Evet. Bu kuralın yerle bir edildiğini görüyoruz. 3. dönem kuralına takılmış olan 24 ismin yeniden aday gösterildiğini tespit ettim baktığımda. Bu da demektir ki AKP eski isimlerden faydalanarak yeniden oy attırma girişimine başladı. Tabii burada aslında birçok kesimden takdir gören Ali Babacan gibi, Cemil Çiçek gibi gerçekten siyaseti bilen ve siyasetin önde gelen isimlerinden ve değerli bulunan isimler de var. Ama tabii bu şu an şunu da Mehmet gösteriyor. Mehmet Şimşek, Mehmet Ali Şahin, onları da Mehmet Şimşek var, Faruk Çelik var, eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ var, Beşir Atalay var. 24 isim var. Bir anlamda AKP yama yapıyor. Yani baktı ki tek başına niteliksiz isimlerin doldurduğu bir AKP kamuoyundan maalesef destek alamayacak. O yüzden dedi ki ben AKP'nin zirveye gittiği, oluk oluk insanlardan oy aldığı dönemdeki eski milletvekillerimi, bakanlarımı alayım ve yeniden sahneye öyleye çıkayım dedi. Bu olumlu bir şey. Yani bugün bir Ali Babacan'ın birinci sıradan listede aday gösterilmesini ben AKP'ye oy veren bir insan olmamakla beraber takdirle karşılıyorum. Böyle isimlerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir başka artısı da AKP'nin, bakın Abdurrahim boynu kalın gibi, şu anda boynu bükük olan. Dileriz bir de yargı karşısında boynu bükük kalır. Umuyoruz. Öyle değil mi? Yine 3 kez aday olmasına rağmen reddedilen ve ısrarla adaylığını koyan İbrahim Tatlıses, Savcı Sayan, Muhsin Kızılkaya, Uğur Işılak, bu da Bay Prens, Uyuyan Prens biliyorsunuz. Ve Markar Eseyan gibi, onu da 14. sıradan koymuşlar, dikkatimi çekti. Ve yine Anayasa Mahkemesi röportörlerinden Osman Can. Bu gibi isimler tartışmalı isimler. Bu gibi isimler biraz kamuoyu tarafından son derece antipatik bulunan isimler. Biraz böyle tetikçi gibi davranan, kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan, kraldan çok kralcı olan isimler. Dolayısıyla AKP sanırım işin ciddiyetinin farkında. O yüzden bütün bu isimleri de liste dışında bıraktı. Yani rüzgarın döndüğünün farkında diyorsun. Evet, yani kamuoyundan hani ben buraya kimi koyarsam bu şişeyi koyayım gene aday seçtiririm durumu yok. Böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde garanti değil. Yani bugün AKP'nin birinci parti olma garantisi yok. Bunu onlar da çok net biliyorlar. O yüzden de bu liste bize gösteriyor ki AKP'nin etekleri tutuşmuş. Bu net yani. Evet, evet.
MHP'ye gelecek olursak sabah ilk tabii bomba haber Meral Akşener'in aday gösterilmemesiydi. MHP'ye oy verirsiniz, oy vermezsiniz ama Ali Babacan gibi benim partilerden bağımsız Meral Akşener'in son derece değerli bir isim olduğunu, siyasette rol alması gerektiğini ve mecliste görmemiz gereken isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunu ben sadece düşünmüyorum, tahmin ediyorum bu ülkedeki birçok insan düşünüyor. O yüzden Meral Akşener'in liste dışında bırakılmasını sadece biz değil, tahmin ediyorum MHP tabanı da değerlendirecektir. Aynı şekilde biz MHP listelerinde bir Mansur Yavaş'ı görmüyoruz, Sinan Ogan'ı görmüyoruz, Engin Alan'ı görmüyoruz. Bunlar tabii MHP'nin tabanında sanıyorum büyük hayal kırıklığı yaratacaktır. Zaman birlik olma zamanı derken, birlikten ve beraberlikten en fazla dem vuran partilerden biri olan MHP'nin kendi içinde birliğine bu kadar büyük darbe vurması kabul edilir bir şey değil. Ve bu sadece açıkçası AKP'yi sevindiren bir süreçtir. Bu tür değerli isimlerin, her kesimden oy alabilecek isimlerin liste dışında bırakılması. Bu saydığınız isimlerin değerli siyasetçiler olduğuna ben de katılıyorum. Yani ne olursa olsun ideolojik olarak farklı olabilirsiniz. Evet. A partisi, B partisi hiç fark etmez ama şeffaf, dirayetli, duruşu belli insanların her partiden kim olursa olsun olduğu sürece alkışlamamız ve desteklememiz lazım. Doğru. AKP'den Ali Babacan, MHP'den Meral Akşener gibi isimler böyle isimlerdir. Partilerden bağımsız. O yüzden Meral Akşener'in liste dışında bırakılması açıkçası beni bir kadın olarak da üzdü. Dediğim gibi siyaseti yakından takip eden bir gazeteci, bir iletişim danışmanı olarak da üzdü. Tabii burada şuna bakmak lazım. Bu insanlar açıkçası milletin vekili olsun diye mi listeye konuyorlar, yoksa başkanın vekili olsun diye mi listeye konuyorlar? O tarafa geleceğiz. Başkanın 400 evet. vekil talebine geleceğiz de. CHP'ye bakacak evet. olursak CHP'de çok büyük değişiklikler yok. Geçen dönemde 131 isimden bakıyoruz, 128 isim aynı. Tabii çok önemli bir isim daha var. Sayın Atilla Sertel. Onu listede görüyoruz. ben listelere baktığım zaman şunu görmekten çok mutlu oldum. Bakın, İzmir 2. bölgede 1. sırada Zeynep Altıok, 2. sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Yani kendisini 2. sıraya koyuyor. Yani ben hep birinci sırada olacağım, birinci sırada olacağım, benim önüme kimse geçemez demiyor. Öyle isimler var ki bakın Türkiye'de ben görünce inanın üzüldüm. Bırakın siyasetçi kimliğini, bırakın işgal ettiği mevkiyi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın izlediniz mi bilmiyorum. Şehit cenazesinde, törende gelip o şehidin oğlunu geliyor hızlıca. Öpüyor ve ondan sonra ne yapıyor? Önüne geçiyor. Yani bir şehit evladının bile önüne geçiyor. Babasıyla arasına giriyor. Sayın Abdullah Gül uyarıyor ve onu çekerek babasının yanına koyuyor. Yani hep önde olacağım, hep önde olacağım yok. Hep ego, hep ego yok. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönülden alkışlıyorum. Bir güzel gösterge daha CHP ile ilgili, bu Türkiye adına sevindirici. CHP'ye oy verirsiniz ve oy vermezsiniz ayrı ama tüm Türkiye'ye seslendiğimiz için bunu söylüyorum. CHP listelerine baktığımız zaman üniversite mezunu sayısı bütün partilere oranla çok daha yüksek. Akademisyenlerin sayısı çok daha yüksek. Kadın sayısı yüksek. Maalesef MHP'de kadın sayısı zaten 3'tü. Meral Akşener'in de dışarıda kalmasıyla bilmiyorum kaç oldu. O yüzden hani Türkiye'nin aydın kesimini de bir anlamda temsil etme iddiasını CHP bu listeyle de devam ettiriyor. Bu anlamda da takdir etmek lazım. Son
Son olarak HDP'de değinmek gerekirse HDP listelerinde de hemen hemen aynı, çok farklı bir değişiklik yok. Sadece bir jest olarak ve anlamlı bir isim olarak zikretmekte fayda var. Ethem Sarısülüğün biliyorsunuz Gezi'de kaybettiğimiz o gencin abisi Mustafa Sarısülüğü evet HDP aday göstermiş. HDP'ye oy verirsiniz, oy vermezsiniz. Ama bu tüm Türkiye'ye verilen çok anlamlı bir mesajdır. Takdir ediyorum. Hocam, bu konuda hazır mısınız konuşmaya? Ben bu listeler meselesine bu şekilde bakmam. Yani katılmam anlamında değil. Onu ben pek kendi işim olarak görmüyorum. Anlıyorum. Yalnız genel söyleyeceğim şeyler var. Bu listelere tabii bakıyorum. Tabii. İki şey söyleyeyim. AKP'nin listelerinde dışta bıraktığı, içeri aldığı filan. Bunların hiçbirinde ben devlet adamı vasfı görmüyorum. Baştan beri de görmüyorum. Bunlar tezgahın verimini, rantını daha çok artıran, daha az artıran bu kıstaslarla ele alınmış. Ve buna Babacan da dahildir. İstisna etti, hiç öyle değil. Hiç. Şimdi bir de bunların ortak bir tarafı var ki, benim onu görmemem kendimi inkarım olur. Bunların tümü Atatürk karşıtıdır. Hadi hepsine Atatürk düşmanı demeyelim. En insaflı, en toleranslı tabirle Atatürk karşıtı. Bunların Türkiye'ye ve insanlığa ne hayır olabilir? Olabileceğine ben inanmıyorum. Bu birinci tespit. İki, partilerin geçen seçimde listelerini ben bayağı güzel inceledim. Şimdi bir vicdan borcu olarak söyleyeceğim burada. Benim için bir bilim ve fikir adamı sıfatıyla baktığımda Türkiye'nin dertlerine deva olacak haysiyetli, dürüst, vakur, çaplı, aydınlıkçı ve akılcı en iyi liste Vatan Partisi'nin listesi. Şimdi ben isterim ki mesela CHP bir yakınlaşma, ne oldu o süreç filan, ben onlarla uğraşmıyorum yani parti meseleleriyle. Bir beraberlik kursunlar, çok yakışır, çok güzel olur bana göre. Kurarlar mı, kurmazlar mı bilmiyorum ama benim favori listem o. Benim söyleyeceğim bu kadar. Tamam hocam. Müjdat. Vallahi ben de bunları söyleyecektim zaten. Yani. Şimdi soru bu kadar somut olunca aslında verilecek daha değişik cevap olmuyor ama Umut'un durumunu ben tam Umut Oranoğlu. Yok mu? Yok. Ben çok isterdim Umut olsun ben mesela. Ben de isterdim. Müthiş isterdim CHP listesine Umut Oran olsun diye. Bir de o AKP'de bir çocuk vardı, şarkı yapıyordu. O Işılak. İlk gün uyudu ya, işte orada uyuyunca kaybetti o abi. Mecliste mecliste ilk gün uyumaz. Dördüncü gün uyumuz. Atilla aklında bulunsun yani. İlk gün uyumaz. Bir de şimdi iktidar partisinin milletvekillerinin görevi orada uyumak değil, milleti uyutmak. Oha. Ayranı bize niçin milli içecek olarak tavsiye ediyorlar? Evet. Çok. Ayranın uyutucu özelliği nedeniyle. Şahsen bendeniz üzerinde denedim. İki tek ayran atmadan uyuyamıyorum. Seref Kabacı'na güldürdüm. Evet Müjdat. Şimdi 3 aylık maaşlarını peşin aldı o dönemdeki çocuklar, ya milletvekilleri. Bu da doğru değil. Paralar yandı. Yani senin, benim, bizim vergilerimizle giden paralar
gitti. E bunlar şimdi ne oluyor? Müstafi mi oluyorlar? Yani otomatikman düşüyorlar. Hadi CHP aynı listeye gireceğim diyor. Ötekilerde çok oynamalar var. Seçilemezlerse filan onlar ne olacaklar? O konuda benim hiç bir bilgim yok. Ne olacak meclis? Şimdi bunlar yeniden seçilecekler mi her biri? CHP yok ise... yani oy oranına göre meclise girecekler. Onu biliyorum da ne olacak peki? Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 132 milletvekili vardı. Yapılan anketler gösteriyor ki... Daha artacak bu. Evet, artacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı. İnşallah. AKP tek başına iktidar kesinlikle olamayacak. Milliyetçi Hareket Partisi aşağı yukarı oyunu koruyor. Ve anketlere göre konuşuyorum. HDP de baraj üstünde gözüküyor. Gözüküyor. Bir noktaya da daha değinmek lazım. Şimdi ben biliyorsunuz asla unutmayın dediğim için yargılanıyorum. 6 Ekim'de de Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmam var. Ağır ceza, altını çiziyorum. Hep onu söylüyorum. Biz gazetecilerin görevi zaten toplumun hafızası olmak. Siz bazen bazı şeyleri unutabilirsiniz ama bizim işimiz arşiv, bizim işimiz unutmamak ve unutturmamak. O yüzden yine altını çiziyorum unutturmamak adına. Bundan sadece iki seçim öncesinde hatırlıyor musunuz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan o meşhur balkona kimlerle çıkmıştı? Kimlerle halkı selamlamıştı? Şimdi Sayın Egemen Bağış, Sayın Muammer Güler, Sayın Erdoğan Bayraktar, Sayın Muammer Güler, madem masumlar, Zafer Çağlayan madem, var. Zafer Çağlayan, madem masumlar, haklarında soruşturma kapatıldı, düşürüldü. Açılır gene. Değil mi? Neden aday gösterilmediler? Neden aday gösterilmediler? Şeydir benim, evet yani ilginç bir soru gerçekten. Benim o madem masumlar. Madem masumlar tam kapatıldı güzel madem yanıt, dosya. Halka yanıt olmaz mıydı? Bakın bizim bakanlarımız harama el sürmedi. Asla hırsızlık yapmadı. Rüşvet almadı. Haram yemedi. Yolsuzluğa bulaşmadı. Dolayısıyla biz göğsümüzü gere gere bu isimleri yeniden milletvekili adayı gösteriyoruz. Neden demediler ya da diyemediler? Ben onun cevabını biliyorum. Biliyormuş, Müjdat biliyormuş. Şimdi size de... Peki hocam buyurun. Şimdi Türk milletinin bir şeyi daha görmesi lazım. O balkon olayında çok ibret verici ve dehşet verici bir görüntü daha var. Egemen Bağış dediğiniz zat, bir ilahiyatçı sıfatıyla söylüyorum, Kur'an'la alay etmiş. Bakara kakara. Ve tevbe etmediği takdirde İslam dininden çıkmış bir adamdır. Şimdi hayatı boyunca din diye dünyayı velveleye vermiş. Ve Müslümanlığı kimseye bırakmayan, herkesin dinine, imanına numara veren, ayar veren bir lider. O balkonda bunu yanına almakla ne demek istedi? Bu nasıl bir iştir? Şimdi bunlar dindar, secdeli adamlar. Tamam da secdelerin çoğunu Kur'an-ı Kerim lanetliyor. Secde etmeyenleri lanetlemiyor. Bunlar gibi secde edenleri lanetliyor. Bunu da bu millet bilmiyor. Bu millet niye sormadı? Ya bu adam Kur'an'la alay etti. Bunun senin yanında balkonda ne işi var? Ses yok. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bana uzun süre söz vermeyin. Neden vermeyeceğiz hocam? Hayır yani. Hayır. Uzun süredir ya, biz sizin yolunuzu gözlüyoruz hocam. Hayır canım şu manada yani hakkımı ben kullanıyorum. Ben susayım sen konuş. Estağfurullah. Ben de susayım siz konuşun hocam. Çok ihtiyaç var şimdi, bu abi. Çok ihtiyaç evet. var. Bu millet şunu bilecek.
bunlara din adına bu payeleri verdi. Bunlar geldikleri günden beri zulüm işliyorlar. Şimdi eğer Kur'an diye bir kitap var ve bunun mesajları önemliyse, değil mi? Bunlar dünyayı yıkıyorlar. Peki, o zaman konuşalım Kur'an'ı. Bunların yaptıkları geldikleri günden beri serapa zulümdür. Dine zulüm, insana zulüm, insan haklarına tasallut. Bunlar ocaklar batırdı, kanlar döktü. İnsanların yuvalarına acılar saldı. İnsanları müebbet, ağırlaştırılmış müebbetlerle yargıladıkları adamları sonradan yanlış oldu, özür dileriz, bizim ortaklar kumpas kurdular. Ya tarih böyle bir rezalet görmüş mü? Ben hukuk tahsil etmiş, felsefe tahsil etmiş ve ilahiyat tahsil etmiş dünyanın okuduğu adamlardan biriyim. Ya böyle bir rezalet var mı? Biri çıksın söylesin. Serapa zulümdür yaptıkları. Yani o sade hırsızlıklar falan onlar değil, onlar tamam. Bu milletin fark edemediği zulümler işlediler. Firavuna taş çıkartacak zulümler. Şimdi kalkıyorlar. Siz din adına küçük bir suçma yüzünden yerden yere çalınıyorsunuz. Namaz kılmayanlar kafir, oruç tutmayanlar kafir, hacca gitmeyenler kafir. Bunların dilinde bir Müslüman var, o bunların onayladığıdır. Başka bir şey yok. Bir de Müslüman olmayanlar var, o da bunların onaylamadığıdır. Buna bahane olarak namazı kullanırlar, orucu kullanırlar, her şeyi kullanırlar. Kullandılar ve kendilerinden başka Müslüman kimse yok dediler. Peki bu halk, İslam adına bunlara oy veren bu halk, ha şimdi sonuca gelelim. Türk toplumu niye kötülük toplumudur diye bundan önceki evet. kitabında bir bölüm var. Saklamak, gizlemek, ıvırmak, kıvırmak yok söyledim. Şimdi bu millet Kur'an'ın beyanıyla zulme destek verdiği için belasını buldu ve bulacak. Bana göre bu milletin zulme verdiği destek o kadar büyük ki bu çektikleriyle bunu ödemiş olamaz. Daha bu devam edecek. Yani bu adamlar iktidardan düştü. Ya o da ibretlik bir iştir. İktidardan düşmüş kaç aydır? Hükümet, iktidar. Habire istediği mevkilere adam tayin ediyor. Muhalefet ne yapıyor bilmiyorum. Bir tane takdir, bir tane teklif verilmedi. Hırsızlıklarla, onunla, bununla. 200 tane bunların anayasa ihlali var. Ya bir tane bir önerge verin. Yani iktidar tamam, bir oyunla bunlar bunu yürütüyorlar. Tamam ama bu verdiğiniz önerge parmakla sonuçlanacak. Parmak şimdi lehinizde. Kullanmadılar. Ve ana muhalefetin başı ne dedi? Temel söylemlerinden biri seçimden sonra. Devri sabık yaratmayacağız. Ya sen nasıl devri sabık yaratmasın? Devri sabık yaratmayacağız demek, firavunları himaye edeceğiz demektir. O zaman devri sabık senin için yaratılır. Şimdi ben bunları parti veya siyaset adına söylemiyorum. Evet. Fikir adına, saf fikir adına söylüyorum. Türk milleti dinine ihanet ederek bunlara destek verdi. Bunları Müslümanlığı himaye ediyorlar diye. Bunun faturasını ödeyecek. O fatura ödenmemiştir. Daha önemli bir kısmı duruyor. Bunlar iktidardan tek parti olmak yetkisini kaybettiler. Bu sefer daha perişan olacaklar. Tamam ama onunla iş bitmiyor. Emperyalizmin yedek tuzakları var arkadaşlar. Bunlar emperyalizmin belki de Türk tarihi boyunca Türk milletine ve Türk tarihine oynadıkları en büyük oyundu, en büyük tuzaktı. Çünkü
Sizce bunlar, öyle mi? Türk tarihinin en büyük tuzağı mı? Kesinlikle. 1071 Anadolu'ya gelip burayı yurt tuttuğumuz günden beri böyle bir hıyanet ve ihanet Türk tarihinde yoktur. Böyle bir talan da yoktur. Üç şey. Böyle bir yalan da yoktur. Yalan, talan ve hıyanet. Bir emsali yok bunun. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyen, biat etmeyen, hele hele onları eleştiren herkesi hain olmakla yaftalıyor. Gayet tabii. Dinsiz, Allahsız her şey. Gayet tabii efendim. Terörist, vatan haini. Firavunların sistemi budur. Lütfen Kur'an'ı okuyun. Bakın ey millet, Kur'an'ın mesajını anlamadan bu topraklarda huzur bulmak mümkün değil. İnanıp inanmamanız beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Ama çocuklarınızın yarınlarını bu ülkeyle birlikte düşünüyorsanız bunu bileceksiniz. 124 bin caminin parti lokaline dönüştürüldüğü bir coğrafyada sizin aydınlık ve akıl adına hiçbir şansınız yoktur. Bunu aşmanız lazım. Nasıl aşacaksınız? Evet. Laiklik lütuflara atmakla olmaz. Laikliğin, bu millet hep sormuştur. Laiklik tamam, güzel, iyi, has da Kur'an'da bunun yeri ne? Buna cevap vereceksiniz. Buna cevap veremiyorsanız beni bile ikna edemezsiniz. Buna cevap vereceksiniz. Niye tembellik ediyorsunuz? Okuyun. Kur'an'ın laikliği hoş gören değil, bizzat isteyen bir kitap olduğunu görün. Bunu görmemişsiniz dangalak herifler. Şimdi hocam, lütfen sözünüzü unutmayın. Şu son günlerde Twitter'ı iyice yavaşlattılar. Bizim program sırasında da daha yavaşlıyor Twitter. Dikkatimi çekiyor. Yalnız eksik olmasın bu troll denilen, ak troll denilen parayla inanmadıkları düşünceleri, sloganları savunan, herkese küfreden bir kesim var. Onlar bizi hararetle izliyorlar. Hararetle. Hem de şöyle diyerek izliyorlar. Ya sizi kim seyrediyor ki? Böylece komik de çocuklar yani. Ben bunları hiç ciddiye almıyorum. Ama bir tanesi şöyle demiş. Ferhat Vedat Yıldız. Bizi bahsetmiş. Ulan demiş. 75 yıl boyunca milletin anasını ağlattınız. Şimdi gelmiş CHP devlet yönetecek diyorsunuz. Komiksiniz. Şimdi çocuğum, bir defa senin ailen yok mu? Sen bir aile terbiyesi falan almadın mı? Hadi onu geçiyorum. Olabilir, almayabilirsin. Çok da bilgisizsin, çok da cahilsin. Senin bu adını andığın devleti kim kurdu evladım? Önce bunu öğren gel. Yani bakın, eğer bir iktidarı savunmak böylesine cahil bir kitleye kaldıysa, evet, yani ve bunlar da bu işi para karşılığı yapıyorsa, o iktidar dikiş tutmaz. Yolcudur Abbas. Yolcudur Abbas. Müjdat Gezen. Aa, bir kere ufak bir şartım var. Hoca benden önce konuşmasın. Ya kağıtlarıma baktı. Ben ne söyleyeceksem hepsini söyledi zaten. Hocam ağzına sağlık. Vallahi seni dinlemekten öyle hazlı. Bir gün programda şapkayla gördüm onu. O kadar üzüldüm. Hemen telefona sarıldım. Nedir dedim, ona anlat. Yok dedi, kızım hediye etti, ondan takıyorum dedi. Aman dedim, takma bir daha. Saçları usturaya vurmuş. Biliyor musun? Konuştuk. Ama şu anda yani maşallah, Allah, maşallah. O kadar iyi gördüm ki Allah yani. Ya üstadım, ben Karadeniz çocuğuyum. Denizde büyüdüm. Tabii. 1,5 aydır denizdeyim ya. Affedersiniz. Evet. Simsiyah bir. Bak şöyle. Evet, yandım. Maşallah. Ya. Maşallah evet. Hocam. 1,5 ay. Maşallah. Harika abi. Belli, hanımefendi de çok iyi bakıyor yalnız. Evet. O da benimleydi. Evet. Kesin. Sağ olun. Jandarma gibi.
24 saat tepemde. Şunu ye, bunu yap, şunu şöyle. Sağlık gibi yoksun. Ama ben şimdi yakında oturduğum için çok net görüyorum. Gözleri ışıl ışıl. Yani bu çok önemli. Şimdi hocamın çok başka bir özelliği vardır. Çok kimse de bilmez. Kim bir mağduriyet yaşarsa, tabii, hocam daima onun yanındadır. Doğru. Kesinlikle düşmanım da. Mesela beni zaman zaman arar. Şunun telefonu sizde var mı der. Ben hemen takdim ederim hocama. Arar, sorar. Bir ihtiyacı olup olmadığını anlamaya gayret eder. Ve bunu da öylesine insani, öylesine dostça yapar ki onun araması size huzur verir, size mutluluk verir ve karamsar bir düşüncedeyseniz, alet-i ruhiyedeyseniz hemen sizi bir mutluluk yolculuğuna çıkarır hocam, eksik olmasın. Doğru söylüyorsun. Şimdi geçen gün Levent'ten bahsettim ben. Kırca. Levent Kırca'dan. Onu yine buradan sevgiyle selamlıyoruz. Hepimiz, değerli hepimiz. Hayat arkadaşı hepimiz. Aslı Hanım'ı sevgiyle selamlıyoruz. Onları zaten anmadığımız gün yok, saat yok hatta. Aynen öyle. Değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Levent'e buradan sağlık dileklerimizi, sevgilerimizi, hepinizin alkışlarını abi, gönderiyoruz. Can! Siz can şey diyorsun ya. Can! Getirir şimdi. Can şu şeyi getirsene ya. Kelasan Efendi'nin fesahı. Şimdi Uğur sırası geldi de onun için söyle. Sağ ol hayatım. Şimdi Müjdat'cığım bu sallanıyoruz buradan. Şunu da şöyle yan tarafa bir. Ne o? Yok yerde durması lazım. Yok öyle. Yok hayır. Pantolonun kemerine iliştir onu. Yok hayatım. Ha, öyle dursun tamam. O tamam. Da tehlikeli aslında ya ama neyse. Şimdi Tulaat'ın orta oyununun büyük sanatçısı vardı. Kelasan Efendi, sonra çırağı İsmail Dümbüllü. Onun çırağı Münir Özkul. Şimdi İsmail amca Tuluat'ta fes giyerdi. Bunu giyerdi. Bunu Münir abiye hediye ediyor. Münir abi de hani peştemal kuşama vardır ya. Münir abi de bana veriyor. Ben de bunu önümüzdeki günlerde Uğur Levent Kırca'ya devredeceğim. Vallahi evet, hakkıdır. Burada. Hakkıdır. Evet. Çünkü evet. Çok çok hizmet verdi. Çok değerli bir fes. Çok çok hizmet verdi. Bunun anısı var. Yani bunun maddi değeri bir şey değil. 700-800 bin liralık bir şey günümüzde. Yani şöyle. Yok ama manevi değeri gerçekten çok büyük. Şey sikesi gibi. Evet evet. Elden ele. Evet evet. O şeyde var biliyorsunuz. Esnaf loncalarında peştemal kuşama gibi. Orada ondan var. Ona, tarikatları da var. Kavukla Ferhan Şensoy'dadır mesela. O da Dümbüllü'den gelmedir. Şimdi Halil Cibran'ın bir lafı var Uğur. Çok hoşuma gidiyor ya. O kadar güzel söylemiş ki diyor ki politikası kurnazlık, felsefesi hilekarlık olan ulusa ne yazık diyor. Ne yazık değil mi? Kurnazlık ve hilekarlık olan. Biz maalesef böyle yönetildik. 13 sene böyle yönetildik maalesef. Buna bir Emevi herhalde İslam dünyasını 97 sene böyle yönetti. Bu Halil Cibran biliyorsun Arapça yazan bir adamdır. Tabii, tabii. Benim de ciddi biçimde tetkik ettiğim biridir. Şimdi Cibran'ın da orada kullandığı tabir aynı benim şimdi söyleyeceğim tabirdir. Şeytanet tabiri. Evet. Orijinal metninde. Cafer-i Sadık peygamber torunu büyük irfan anıtı diyor ki şeytanetle zekayı ve aklı birbirinden ayırın. Şeytanet işte bu dediğin kurnazlık ve hile. Muaviye diyorlar çok akıllı adamdı. Sen ona Müslüman falan sayılamaz o zalimin, Firavun'un tekidir diyorsun. Diyor ki karıştırmayın. Muaviye'ninki şeytanetti. Akıl değil. Aklı olan bir adam Hazreti Ali'ye kılıç çeker. Ya. Çeker mi? Şimdi bunlarınki de şeytanettir. Ve şeytaneti siyaset yapanların akıbeti hüsrandır. Şimdi bunlar
Türkiye'yi bu hüsran kulvarının içine soktular. Ama millet destek veriyor. Verdi bugüne kadar. Şimdi zalime meyletmeniz bile ateşlerde yanmanıza vesiledir diyor Kur'an. Meyletmeniz bile. Bu millet destek verdi ya. Nasıl destek verdi? Şimdi bunun faturasını ödeyecek bu millet. Hiç. Allah ile kandırmadı. Bunlar Allah ile kandırdı. Bunlar da ona destek verdi. Bunun faturası ödenecek. Şimdi Uğur abinin şeyini kestik. Levent Bey'le ilgili. Evet, ben Levent'in bu sevgiyle, bu destekle Türk halkının ona olan teveccühü ve sanatına duyduğu saygıyla bir tonik etkisi yapacağına ve onun sağlığını olumlu yönde etkileyeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah. Ve bütün güzel enerjilerimizi buradan ona gönderiyoruz. Nurcuğum, bu arada hazır bir tiyatro sahnesi gibi bir yerdeyken de ben de konuşma yapmak istiyorum. Adı Muhtar olanlar bedava tiyatroya gelebilirler benim. Onlara bir şeyler yapmak istiyorum. Ne kadar muhtar varsa yani. Muhtarlara ya, adı muhtar olanlara konuşmak. Çünkü başka bir halt edemiyorum o bakımdan yani. Tamam mı? Muhtar, adı muhtar olanlar ücretsiz oyuna gelebilirler. Peki muhtarlık yapanlar? Onun benimle ilgisi yok. Herkesin branşı ayrı. Ben o işe bakmıyorum. Ya onlar saraya mı? Ya bu ne Allah aşkına? Muhtarları ya ben hakikaten biz çok hokkabaz bir ülke olduk ya. Ya devamlı muhtarları toplayıp bu, ben bunun anlamını çıkar yani yayın oraya kaydırılıyor. Ha? Kasten mi? Ne diyor? Muhtar mı hasta? Muhtarınız mı hasta? Muhtar mı? Ha, anladım. 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 Muhtar hasta diyor. Muhtar hastaysa sen daha yukarıları düşün artık. Ey büyük Allah. Ne günlere neyse. Kaldık ya Rabbi ya. Birkaç dakika var reklamlara. Sedef bir şey söyleyecek herhalde. Şimdi bazı şeyleri kanıksamak son derece sakıncalı. Bazı şeyleri siyaseten hoş görmek son derece sakıncalı. Şimdi aktroller diyoruz, artık bunu kanıksadık. Yani sosyal medyada, Facebook, Twitter gibi yerlerde biliyorsunuz kendi ismini koyuyor. İsminin hemen yanında ya Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı, ya AKP'nin bir amblemi, ya kaçak saray. Ben ona saray demiyorum, kaçak saray diyorum. Çünkü saray dedikçe meşrulaştırıyoruz. Hukuki bir şekilde hala orası kaçak bir saraydır. Dolayısıyla saray değil, kaçak saray demek gerektiğine inanıyorum. Oraya kaçak sarayın fotoğrafını koyuyor ve nedense hep bu kişiler görüyoruz bir dil kullanıyor. Hepsinin ortak bir dili var. Bu dil Türkçe değil. Bu dil Kürtçe de değil. Bu dil küfürce. Ve buradan Sayın Davutoğlu'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sosyal medya küfür ve hakaret yeri değildir diyen eski bakan Sayın Lütfü Elvan'a sesleniyorum. Kendisi de Mersin'den birinci sırada aday gösterilmiş. Madem sosyal medya küfür ve hakaret yeri değil, siz sizin adınıza, sizin için, sizin desteğinizle bu halka, bu kadar küfür yağdıran insanlara nasıl göz yumuyorsunuz? Nasıl destekliyorsunuz? Yani koca koca adamlarsınız, belli mevkilerdesiniz, insan içine çıkıyorsunuz. Ayıp günah değil mi? Bundan utanmıyor musunuz? Bundan hicap duymuyor musunuz? Bunu bir siyaset, bir strateji olarak nasıl benimsiyorsunuz? Kim olursa olsun halk size oy verebilir ya da vermez. Ama bu ülkede küfürceyi bir dil haline getirmek, bunu desteklemek büyük bir utanç nedeni değil midir Sayın Davutoğlu, Sayın Erdoğan?
Yani bu konuda bu halka bir özür borcunuz yok mu? Bu gençleri niçin besliyorsunuz? Niçin destekliyorsunuz? Ayıp, günah değil mi? Ama bir şey, herkes birbirine küfür etse ne olacak? Ama şimdi burada bir hata var. Hata var diyor. Hayatım. Şimdi ama burada rol model olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı alıyorlar da oradan kaynaklanıyor bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa. Gerçi ben de Karagümrük'te büyüdüm. Müthiş küfür bilirim ben. Onun iki mislini bilirim ama edemiyorum yani. Yoksa çok içim istiyor. Zaman zaman istiyor. Yani. Ya buraya geliyor ama etmiyorsun. Şey etti. Recep Tayyip Erdoğan etti. Çok küfür etti. Bakın efendim. Bugün model. AKP'dir. Yarın başka bir partidir. Ama kültürel erozyonu tamir edemeyiz. Değerlerimizi kaybettikten sonra kimin iktidara geldiğinin hiç önemi yok. O yüzden ortak bir dil kullanmamız lazım. Ve bu dil kesinlikle ve kesinlikle ahlak dili olmalı. Ahlakın yoksa ne fark edecek? Şimdi birisi yine mesaj atmış. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Peki senin ne işin var kardeş burada? Sen yoksa hem kör hem sağır mısın? Bak burada bu bilmeden, bak şimdi hoca diyecek ki... Hep aynı şey. Bu hoca kalıp çok, kalıp hayır şey hoca yani. Diyecek ki bu laf aslında günahtır. Çünkü körler de sağırlar da insan, kör de insan, sağır da insan. Hadi diyelim ki öyle bir deyiş var. Onu aşağılıyor. Hadi yani diyelim ki öyle bir deyiş var. Görme engelliyle duyma engelliyi aşağılıyor direkt olarak bak. Yalnız burada bir de itiraf var. Ne diyor? Ben izliyorum. Şöyle bir itiraf var. Daha doğrusu tescil var. Yandaş medyanın televizyonları izlenmiyor. Evet. Radyoları dinlenmiyor. Gazeteleri satmıyor. Halk TV'yi izliyorlar. Evet. Halk TV'yi izliyorlar. Evet. Hepsi şu anda Halk TV'yi izliyor. Bu onun kanıtı. Öyle değil mi? Evet. İzlemeyen adamın bize mesaj atmaya yani ne gibi niyeti olabilir? Uğur, sana bir şey söyleyeyim ya. İzlemeyen adam. Demek ki çok beğeniyorlar bizi. Çok seviyorlar. Çok. O kadar seviyorlar ki ileri bile gidebilirler yani. Çok seviyorlar. Uğur, bu bir çocukluk jargonudur biliyor musun? Mesela bir yere gidersin. Arkadaş gençtir o, böyle ortaokul lise öğrencisi gibi. Uğur Dündar'a bir laf ki Müjdat Gezen'i bir bozdum kıpkırmızı oldu filan. Kantinde anlatır arkadaşlarına, bir kız arkadaşından prim alır filan, anlatabiliyor. Bu o jargon. Bu Çetin yani, Altan buna ünlülere sataşma hastalığı evet, der. Evet, bu bilinen bir şeydi. Bu tıpta da var biliyorsun. Sendrom, evet. Evet, bu var yani. Şimdi o diyecek ki ya adama bir tweet, ne diyorsunuz buna? Bir trip attım, tweet attım. Arkadaş dakikalarca benden bahsetti diye. Onun için senin bunları insan yerine koymana ben çok şaşırıyorum ya. Vallahi bizim öyle bir insani tarafımız var. Var. Ben şimdi ona istiyorum. Biz insanız ki, abi. İstiyorum ki bir tanesi bana sataşsın, fakat niye olsun? Sana da sataşmıyorlar. Çarpılmaktan ben, yani korkuyorum. Agresif, küfürle o yapamıyorlar. Ben okumuyorum yani sana gelenleri. Bana gelenlerden. Sen bana birini oku. Niye okumuyor biliyor musun? Öyle bir şey söyleyeceğim ki kanal kapanacak. Demezsin. Allah kimseyi mizahçının diline düşürmesin. Onun için siz sataşmayın. Kısa bir reklam arası veriyoruz sevgili seyirciler. Daha sonra Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nden Halk Arenası soluk soluğa devam edecek. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, İzmir Narlıdere'den Atatürk Kültür Merkezi'nden yaptığımız Halk Arenası canlı yayını
ikinci bölümüyle soluk soluğa devam ediyor. Ve ben bu bölüme Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e bir soru yönelterek başlamak istiyorum. Değerli hocam, camilerde seçim kampanyası boyunca siyasi hutbelerin okunması, siyasi içerikli hutbelerin okunması, hatta camilerde propaganda konuşmaları yapılması siyasetçiler tarafından ve ne yazık ki yüreğimizi yakan, hepsini rahmetle, saygıyla, sevgiyle andığımız, mekanlarının cennet olmasını dilediğimiz şehitlerimizin cenazesinde bile mitingi andırır konuşmaların yapılmasını bir din alimi olarak, gerçekleri, Kur'an'a uygun gerçekleri cesaretle söyleyen bir alim olarak nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bizim çok değerli bir hocamız var. Yani fiilen benim hocam olmadı ama bende etkisi çok. Hala da Ankara İlahiyat'ta 80 küsür yaşında olmasına rağmen yüksek lisansta dersler veriyor. Profesör Hüseyin Atay. Bana göre İslam dünyasının bugün yaşayan en büyük beyinlerinden biridir. Hiç. Kıymeti bilinmemiştir. Ayrı dava. Şimdi o diyor ki, o Chicago'da Fazlur Rahman'la çalıştığı 3 yıl içinde bile bir tek vakit namazımı kazaya bırakmadım diyen adamdır. Hüseyin Atay bu. Ne diyor biliyor musunuz? Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir. Çünkü bu ümmete yapılan bütün kötülüklerde namaz ve cami kullanıldı. Alet ettiler. Evet. Bunu Muaviye başlattı. Uydurttuğu hadis adlı yalanlarla dini, bütün insan hakları, zulme karşı mücadele, çalışkanlık, dürüstlük, okumak gibi bütün değerlerinden tecrit ederek sadece namaz kılma dini haline getirdi. Bela buradadır. O günden beri İslam dünyası bir türlü kendini toparlayamadı. Şimdi gayet net, matematik bir insicamla söyleyeyim. Kur'an diyor ki, benim temel ibadetim okumaktır. Oku diye başlıyor değil mi? Başlıyor ayrı. 7-8 tane daha ayet var. Okumayı temel ibadet yapan. Şimdi bunu Emevi, Muaviye aldı. Tamamen devre dışı tuttu, onun yerine temel ibadet olarak namazı koydu. Vallahi ve billahi Kur'an'ın dininin temel ibadeti namaz değildir, okumaktır. Şimdi bakın dünyaya. Ne söylüyor ya? Dünyaya bakın, okumayı temel ibadet yapan gelişmiş Batı ülkelerine bakın, namazı temel ibadet yapan Orta Doğu'ya bakın ve özellikle Türkiye'ye bakın. Şimdi Türkiye bu bakımdan tam bir şeytan ülkesi. Yani din adına şeytanın tanrılaştığı bir ülke Türkiye. Çünkü İslam dünyasındaki mevcut camilerin toplamından daha fazla cami Türkiye'de var. 85 bin. Ne 85 bini? O resmi rakam, yalan söylüyorlar. O 100 bini aşmış. 120 küsür bin cami var bugün Türkiye'de. Ve her cami sayısının her artışı Türkiye'de ahlaksızlık, yolsuzluk ve kötülüğün de artışı demek. Doğru orantı var aralarında. Şimdi gelin bakalım bunun hikmeti nedir? Bunun hikmetini Kur'an önümüze koyuyor. Onun için ben bizim aydınlara diyorum ki inanın inanmayın ama Kur'an'dan kod alın. Kod alın ya, insanlıkla ilgili kodlar alın Kur'an'dan. Bir değer bu ya, siz ahmak mısınız? Alın. Şimdi diyor ki, ben namazı emrettim. Namaz ibadetlerden biridir. Temel ibadet falan değil, o yalan.
Ama diyor ben bunu kılmayanı lanetlemem, tehdit de etmem. Teşvik ederim. Fakat bu ibadeti çıkarlarına ve hele şova araç yapanları lanetlerim ve onları din dışı ilan ederim diyor. Ben buradan hareketle Maun suresinin dediğidir bu. Dinci dinsizlik diyorum. Şimdi Türkiye'nin anasını ağlatan dinsiz dinsizlik değildir. Dinci dinsizliktir. Bunlar temsil ediyorum. Şimdi bunların... Bunlara dinsiz mi? Maun suresi diyor. Maun suresi. Maun suresi diyor ki bir, kamu haklarına tecavüz eden. Maun zaten kamu hakkı demek. İki, yoksulu, yetimi, muhtacı horlayan, onları hayata intibak ettirmeyen, yani sosyal devleti tahrip eden. Bunu bugünkü dile çevireceksiniz. Kur'an koca karı masalı değil. Bunu okuyun, beni diyor okuyun ve zamana, yaşadığınız günlere göre yorumlayın. Yorumluyoruz işte. Şimdi yetimi iten, yoksulu iten, kamu haklarına tecavüz eden, nimetlerin eşit dağıtılmasını engelleyen bir zihniyet, sosyal adaleti tahrip eden bir zihniyet değil mi? Evet. Sosyal adalet bunları ayakta tutan adalettir ve devlettir. Bunu yapanlar diyor, muntazam şekilde namaz da kılsalar, o namazlar onlara lanetten başka hiçbir şey getirmez. Şimdi benim çıkacak bir kitabım var. Zaman veremiyorum, önümüzdeki aylarda diyelim en yakın ihtimalle. Kur'an'ın lanetlediği namazlar. Şimdi Kur'an bu namazları lanetlerken paralel bir şey daha yapıyor. Diyor ki, insanlığa zarar veren mescitler var ve olacak. Ve bunları ayrıntılı veriyor bu mescitlerine. İnsanlığa zarar veren mescitlerin Kur'ansal ayrıntılarını incelediğinizde değerli arkadaşlarım, karşınıza bugünkü Türkiye çıkıyor ve Diyanet çıkıyor. Bu Diyanet, maun namazları kıldırmak için 6 katrilyon parayı bizim bütçemizden alıp maaş olarak dağıtıyor. Namazı maaş alarak kıldıran bir adamın arkasında kılınan namaz geçerli midir? Ben İslam alimiyim diyenlere soruyorum buradan bunu. Buna fetva veren bir tek mezhep var mıdır? Bir tek müçtehit var mıdır? Maaş alarak namaz kıldıran bir adam. Peygamberin hayatında var mı bu? Bu namazların hiçbiri geçerli değil. Boşuna yatıp kalkıyorlar. Öyle şeyler söylüyor ki. Evet. Ama bilimsel bu. Bitmedi. Evet. Onun için ben Türkiye'ye bir mesaj daha vermek istiyorum. Buyurun hocam. Eğer Kur'an'a ve yaratıcıya imanınız varsa bu namazlara destek verir bir duruma düşmeyin. Bu camilerde namaz kılmayın. Bunlarda namaz kılınmaz. Hepsi mescidi dırardır Kur'an'ın tabiriyle. Neden? Bir defa maaşlı imam. Bu İslam dışı. Şimdi tutturmuşlar laiklikten. Ya laiklikten gidiyorsun. Adam diyor ki laikler ve Müslümanlar. Sen kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Şu laikliği bir kenara koy. Kur'an'dan alsana bunun kanıtlarını. Kur'an'dan alsana kanıtlarını. Maaşla namaz kıldıran bir adamın arkasında kılınan namazlar geçerli mi? İslam fıkhının hangi mezhebi buna evet demiştir? Yok böyle bir şey. 14. yüzyılda din istismarının imparatorluğu olan Osmanlı getirdi bunu. O zamana kadar yok İslam dünyasında. Bu bir. İki, bu zarar mescitleri. İnsanlığa, şimdi ayrıntılarına giremem, kitaplarımda evet. Var. İnsanlığa zarar veren eylemlerin bir biçimde desteği, mekanı, arenası haline gelen camilerde asla ibadet etmeyin diyor. Çıkış getirmiştir. Kur'an çok gerçekçi bir kitap. Çok gerçekçi. Çıkış getirmiş. Ne diyor? Evlerinizi kıble ve mescit yapın. Evlerinizde namaz kılın. Şimdi Firavun kitabına bir göz atarsan ki at. Çünkü o onun esas adı bugünkü Firavunları tanıma kılavuzudur. Ha. Şimdi diyor ki
Firavun zulümlerine bulaşmış bir düzenin kotardığı mabetlerde sakın ibadet etmeyin. Bu ibadet onlara zımni destek manasına gelir ve sizi Allah düşmanı yapar. Evlerinizde kılın namazlarınız. Bunun tarihte örnekleri var. Nasıl örnek? Peygamberin sahabileri. En büyük sahabiler Emevilerin camilerinde namaz kılmıyordu. Ve gerekçeyi gösteriyorlardı. Açık. Kıvırmak yok. Peygamberin bize talim ettiği namaz bu Emevilerin camilerinde kılınan namaz değil. Biz buralarda namaz kılmayız. Cuma dahil kılmıyorlardı. Hocam. Şimdi Türkiye'de. Yeri gelmişken bir soru sormak istiyorum. Buyur. Biz Star Televizyon'da ana haber bültenini hazırlarken. Ben de oradaydım. Bir görüntü geldi. Görüntü bir ilk öğretim okulunun üniformalı çocukları, öğrencileri. Toplu halde öğretmenleri alıyorlar. Okuldan yakındaki bir camiye topluca namaza götürüyorlar. Ve yine topluca okula getiriyorlar. Siz biraz önce bir Müslümanın birinci görevinin okumak olduğunu söylediniz. Sizin. Bu çocukların da birinci görevi derslerini en başarılı bir şekilde okullar. Biz niçin camiye gidiyorlar diye bir sorguda asla bulunmuyoruz. Asla. Çocukları rencide edecek bir sözcük ağzımızdan asla çıkmaz. Sadece bunun müfredata uygun olup olmadığını, milli eğitim politikasının bir tezahürü olup olmadığını sorduk. Hepsi bu kadar. Tabii sizin sorduğunuz zaman Türkiye'de milli eğitim diye bir şey vardı. Vardı. O şimdi ve yok. Bizi ne yaptılar biliyor musunuz? Yok. Hocam, bize namaz düşmanı dediler. Allah aşkınıza. Bunu açar mısınız? Açıklar mısınız hocam? Bu Muaviye'nin oluşturduğu bir siyasi taktiktir, bir şeytani taktiktir. Bunlar Muaviye'nin ümmeti olduğu için ve onun izinde gittikleri için aynen onu devam ettiriyorlar. Bakın bugün Türkiye'de... Yani bizim yaptığımızda bir yanlış var mı hocam? Hayır. Dinci faşizme bakın. Muaviye'nin ve ekibinin yürüttüğü siyasetin tıpatıp aynısını yürütüyor. Ve nihayet bir şey kalmıştı. Muaviye'nin sarayı. Onu da inşa ettiler. O da çıktı. Muaviye sarayı. Tamam mı? Şimdi ben gene o esas noktaya, yani Nasrettin Hoca almış sazı eline, aynı yere vurup duruyor. Ne perde değiştiriyor, ne mızrabı değiştiriyor. Karısı demiş ki, hocam bu ne ya? Aynı yere vurup duruyor, saz çalıyorum demiş. Ya saz çalanlar demiş, böyle ellerini gezdirir, perdeleri filan. Ya hatun demiş, sus otur yerine, senin kafan bunlara ermez. O dolandırmalar, o gezdirmeler şu benim vurduğum yeri bulmak içindir. Ben onu vurmuşum, niye dolanacağım? Şimdi... Ben gene dönüp o vurduğum yere geliyorum. Bu işin, bu belanın daha doğrusu, bu korkunç belanın aydınlığa, akla, ilme, irfana, estetiğe, güze, hep kuransal kavramlardır bunlar. Musallat olmuş bu katranlı belanın aşılması için bu milletin Kur'an'dan koordinat alması lazımdır. Bir tek şekilde bundan azade kalır. Bu millet, biz Müslümanlıktan millet olarak toptan istifa ettik, Kur'an'la Muran'la bir, o zaman gider başının başka türlü çaresine bakar. Bu millet Müslümanlık iddiasını sürdürürken hem de %99,5. Ulan ben buçuğunu bulamıyorum, bu %99'u nasıl buluyorlar ya? Vallahi ve billahi ben ömrümü Kur'an'a hizmetle geçirdim. Ben buçuğunu bulamıyorum ya. Var mı? Şimdi hem de %99,5 Müslüman bir ülke. Ya kardeşim, o zaman bunu yargılasana, bunun bir merciği yok mu? Bunun merciği bir parti mi? Bir tarikat mı? Bir kişi mi? Hayır. Bunun bir tek merciği var. Kitap olarak
yani teorik merciği Kur'an-ı Kerim. Muhteşem bir kitap. Evet. Kişi olarak merciği de Hazreti Peygamber. Muhteşem bir ne kitap. İkinci bir kişi var, ne ikinci bir kitap var. Ama sen bugünkü Türkiye'ye gel, adam diyor ki bizim liderin Allah'ın bütün vasıflarını taşıyor. Peygamber evet. Geride kaldı. Mekke'ye peygamber giderken diyor, böyle içinden biraz gururlandı, Allah onu azarladı. Biz diyor öyle ne Mekke fetihlerine mazhar olduk, hiç şımarmadık. Ya bu doğrudan doğruya dinsizliğin ilanıdır. Bu adamın tevbe etmesi lazım. Yoksa kafirdir bu adam. Bunu diyen evet. Hiç lam-ı cimi yok. Kutsal topraklar dedi. Bizde de öyle diyorlar. Ya oraya girersen küfür yetmez. Bakın küfür hafif bir kavramdır. Küfür sizi İslam'ın dışına çıkarır. O müşrikliktir. Şirkse bütün dinlerin dışına çıkarır ve kurtuluş kapılarınızı ebediyen kapatır. Bunların önemli bir kısmı müşrik, geri kalanı da kafir. İçinde birkaç tane Müslüman vardır. Ben göremiyorum ama vardır büyük ihtimalle. Vardır. Onu biliyorum. Var, tanımıyorum hepsini çünkü tek tek tanımıyorum. Tabii. Günahlarını almayayım. Peki hocam, lütfen oturun. Şimdi size de Sedef Kabaş'a da soracağım. Seçim döneminde belli ki bir tema işlenecek. 1 Kasım milat olsun, gelin bu terörü toprağa gömelim. Evet. Slogan bu. Fakat bu sloganın yaratıcıları geçmişte PKK terör örgütü silah bırakmadan elinde silahla müzakereleri başlattılar. Adına açılım diyebilirsiniz, çözüm diyebilirsiniz, işte başka türlü tanımlamalarda bulunabilirsiniz. Ve dönemin başbakanı bu sürecin başlaması için PKK'nın mutlaka silahları gömmesi gerektiğini söyledi. Dedi ki, siz elinizde Doçka'yla, Kanas'la, Kaleş'le geçeceksiniz. Benim askerim, güvenlik görevlilerim bunu görecek. Görmemezlikten olmaz. Bu suça iştirak olur. Bu kanunsuzluktur. Bunu asla yapmayız dedi ama o süreç devam etti. Şimdi gelin 1 Kasım milat olsun bu terörü toprağa gömelim. Hepimiz terörü lanetliyoruz. Terörün bitmesini istiyoruz. Ülkede barış olmasını canı yürekten arzuluyoruz. Ama bu sloganı samimi bulmak mümkün mü? Bakın Dağlıca da 16 şehit verdik. Üzerinden sadece 11 gün geçti. Türkiye konuşuyor mu? 8 Eylül 2015 Iğdır'da 13 polis şehit oldu. Türkiye konuşuyor mu? Üstünden sadece 10 gün geçmiş. Türkiye acımasız bir ülke. Şimdi bugün listeleri konuşuyoruz. Ben o gün bir başka televizyon kanalında konuktum. Ve dedim ki 16 şehit. Onlardan sadece bir ikisi o gün şehit olsaydı Türkiye şehitleri konuşuyor olmayacaktı. Toplu öldükleri için o gün Türkiye şehitleri konuştu. Sayı olarak bakıyoruz 16 şehit. Sayı olarak bakıyoruz 13 polis şehit oldu diye. Ve birileri diyor ki biz göz yumduk. Ama onlar da hayata göz yumdu. Şu anda yoklar. Bakın siz orada oturuyorsunuz. Biz buradayız. Kameralar çekiyor. Su içiyoruz. Yaşıyoruz. Onlar yaşamıyor. Yoklar, yok oldular. O kadar acımasız bir toplumuz ki isimlerini bile anmıyoruz. Dolayısıyla siyasetçilerden bazıları tane olarak ifade ediyor. Tane. O Türkçe olarak da yanlış. Evet. Şahıslardan tane olarak bahsedilmez. Saygısızlık
Ayrıca şeyi aynı de zamanda çok da büyük saygısızlık. Çok büyük saygısızlık. Kelle dedi tabii canım. Ne diyorsunuz ya? Sen de mi unutuyorsun? Kelle. Kelle, kelle. Hocam bazı dedi sözcükleri telaffuz etmek istemiyorum, anlamıyor musunuz? Nasıl iste, iste, olmaz, senin böyle bir hakkın yok. Ama ben bazen... Hele senin hiç hakkın yok. Sen bir dürüstlük anıtısın, senin böyle bir hakkın yok. Şimdi adamın kelle dediği yerde, en tepedeki adamın, tane, devede tüy. Şimdi Türkiye'de yeni bir kamuoyu, seçim öncesinde biliyorsunuz kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Çok geniş çapta ve son derece bağımsız bir şirket tarafından yapılmış bir yoklama. Dolayısıyla doğruluğuna inanabiliriz. Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye sorulmuş yakın dönemde. Birinci derecede terör var. Birinci sırada terör var. İkinci sırada ekonomi var. Türkiye'nin problemlerinden biri olarak Recep Tayyip Erdoğan da gösterilmiş ama birinci sırada terör, ikinci sırada ekonomi var. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Aslında biraz düşünecek olursak terör bir sonuç. Dolayısıyla Türkiye'nin birinci derecede sorunu aslında terör değil. Terör bir sonuç. Türkiye'nin birinci sorunu, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Birinci sorunu, hepimizin düşünmesi gereken birinci sorunu, birlikte yaşama arzumuzu kaybediyor olmamız. Bunu kaybettiğimiz andan itibaren sınırlarınız sizi ülke yapmaz. Bayrağınız sizi ülke yapmaz. Marşınız sizi ülke yapmaz. Tıpkı evliliklerde olduğu gibi. Düşünün, iki kişi evleniyor. O nikah masasında attığınız imza sizin mutluluğunuzun garantisi olamaz ki. Size çift yapmaz. Yaşadığınız ev sizi evli yapmaz, bir çift yapmaz. Yaşadığımız evi ülkemiz olarak, sınırlarımız olarak düşünebiliriz. Attığı, çiftin attığı imzayı anayasamız olarak düşünebiliriz. İstediğiniz kadar yasa yapın. İstediğiniz kadar anayasayı değiştirin. İstediğiniz kadar sınır tartışması yapın. Eğer bir evlilikte gönüller ayrı düştüyse, birlikte yaşama arzusu yok ise, geleceği iyi günde ve kötü günde birlikte paylaşma niyeti yok ise, o evlilik evlilik olur mu? Aynı şekilde. Ortaklık olur, o da biter. Ya bir ülkede... Türkiye'nin birinci problemi deyince ben zannettim ki birini söyleyeceksin. Vallahi ben öyle zannettim yani. Çok güzel. Bakın bu söylediğim o kişiden çok daha önemli. O kişi bugün var, yarın yok. Allah mı söyletiyor? Şimdi bundan dolayı bir ikinci dava daha, için daha çağıracaklar ağır cezayı biliyorsunuz. Niye? Kimi kastettiniz? Hakimlerin yorumuna kalıyor tabii biliyorsunuz. Cemalettin, her şey yorum biliyorsunuz. Cemalettin Özpınar'dan söz ediyoruz biz burada yani. Sevmiyorum adamı. Ya sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum. Ya mecbur muyum ya? Yani bana birisi dava açacak. Vay sen beni nasıl sevmezsin diye dava, böyle bir şey olabilir mi? Ne ayıp şey. Ha? Ne ayıp şey. Şimdi bakın yani bugün var yarın yok derken Türkiye kimleri gördü değil mi? Hangi bakanları, başbakanları, ünlüleri, herkes gelip geçici ama bu ülkenin gerçek anlamda baki kalmasını istiyor isek en kritik şey şu, birlikte yaşama arzumuzun yok olmasına müsaade etmemeliyiz. O yüzden buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bizi kutuplaştıran, bizi birbirimize düşüren kim varsa bu arzuyu öldürdüğü için cezalandırılması lazım.
dedim. Bakın, Dağlıca'da yolun altına tonlarca bomba yerleştirildiği için ve birileri de bunları seyrettiği için 16 şehit verdik. Ama daha büyük bomba nerede patlatılıyor hiç düşündünüz mü? Yolların altında değil. Bakın, hepimizin bir şekilde maalesef gitmişliği vardır. Mahkemelere gidiyorsunuz, duruşma salonlarına giriyorsunuz. Allah göndermesin ama gittiğiniz zaman görüyorsunuz orada ne diyor? Adalet mülkün temelidir. Belki yeni nesil bilmeyebilir ama oradaki adalet mülkün temeli derken mal mülk anlamında değil. Eski dilde mülk devlet demektir. Yani devletin temeli adalettir. Eğer sen suça iştirak edenleri, bizzat suç işleyenleri, hatta gözümüzün içine baka baka, göstere göstere suç işleyenleri, insanları katledenleri affediyorsa, yasaları onlara göre değiştiriyorsa, katil ama benim katilim diye affediyorsan, görmezden geliyorsan, sözde herkes hukuk önünde eşit deyip ama yasayı adamına göre yorumlayıp ona göre karar veriyorsan, hukukun maddi kriterlerine bakarak karar veren hakimleri bile hapsediyorsan, herkesin gözü önünde oluşmuş katliamları bile ve bu cinayetleri işleyenleri bile yargılamıyorsan, sen o yolun altında 3-5 ton bomba değil, milyarlarca tonluk bombayı bu devletin adalet sistemini dinamitleyerek yapıyorsun. Adalet yoksa devlet yok. Adalet yoksa işte ondan sonra her türlü suistimal, her türlü sömürü, her türlü terör, her türlü yolsuzluk, her türlü haksızlık, her türlü yoksulluk maalesef önümüzde bizi bekliyor. O yüzden 1 Kasım bir milat olacaksa insanlar lütfen düşünüp sadece kendilerini değil, çocuklarını, gelecek nesilleri, torunlarını da düşünerek oy versin. Şimdi tabii milletin aklıyla, milletin zekasıyla, milletin algılama gücüyle onu hafife alarak alay ediyor diyemeyeceğim. Böyle sözcükleri telaffuz etmek istemiyorum. Ama deniliyor ki meğer açılım sürecinde PKK o dönemi şehirlerde güçlenmek, şehirleri patlayıcı deposu haline getirmek, silahlanmak amacıyla kullanmış. Efendim işte Suriye'de Esad devrilecek, 2 ay sonra yok olacak, biz gideceğiz orada camide namaz kılacağız söylemleri falan. Şimdi insan soruyor, 2009'da Oslo'da bizim Milli İstihbarat Teşkilatı yetkililerimiz de PKK'nın Avrupa'daki uzantıları İngiliz'in önünde masada müzakereye başladıklarında aynı açıklamaları MİT yetkilileri söylemişti. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı sonuçta bir devlet kurumu, siyasi irade görevlendirirse bu tür toplantıları yaparlar ve
konuşmaları gerçekleştirirler. Onlar da aynı şeyi söylediler. Siz silahlandınız, şehirleri, metropolleri patlayıcı deposu haline getirdiniz. Bunların hepsini biliyoruz. Peki, ülkeyi kim yönetiyordu 2009'dan 2015'e, bugüne kadar? Madem şehirlerin patlayıcı deposu haline geldiğini, PKK'nın silahlandığını, dağa çıkışların hızlandığını biliyordunuz da, yani sizin elleriniz armut mu topluyordu? Siz yönetmiyor muydunuz ülkeyi? Devletin askeri yok muydu? Polisi yok muydu? Güvenlik güçleri yok muydu? Polis mani gezide olabilecek... meşguldü. Polis gezide meşguldü. Mani olacak aynı güç dönem. Yok muydu devlette? Evet. Ayrıca Suriye'de Beşar Esad devrilsin, Beşar Esad devrilsin gayreti içinde oradaki çetelere, şunlara bunlara her türlü destek çıkılırken bundan önce o yüzlerce kilometre uzunluğundaki sınır kime aitti? Suriye devletine aitti. Peki şimdi kime ait? PKK, PYD'ye ait. Onun arkasında kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. PKK kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin taktik ortağı. Taktik ortağı. Bunu açıkladılar. Ve PKK hayalini kurup da bir türlü gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü bayrağı da toprağı da orada sahip oldu. E kim yarattı bu boşluğu? Kimdir bunun müsebbibi? Sen şimdi kalkıyorsun Hürriyet gazetesini terör örgütüne yardımdan Hürriyet'in sahiplerini, meslektaşlarımızı ona katkıdan soruşturma açıyorsun. Acaba hangisi terör örgütüne yardımcı olmak? Uğur Bey, ben terörle mücadele kapsamında yargılanıyorum. Dahası var mı? Maşallah, maşallah. Yani milletin aklıyla, milletin hafızasıyla, milletin algı gücüyle bu kadar da hafife alarak dalga geçmek Allah aşkınıza yeter be. Yeter, el insaf. Davalar göktaşı gibi yağsa da Rennan Hoca yolundan dönmez. Balbayla özgürlük mücadelesi. Rennan Hoca'yı da alkışlıyoruz burada. Uğurcuğum, tabii bir de madalyonun öbür yüzünden bakmak lazım. Şimdi hep hükümeti suçluyoruz ama bak bunlar o imam nikahlı şey meselesinde de paralelde de bence saf bunlar. Saf yani. Kandırılıyor ne kadar mu? Safmışız diyorlar ya. Yani kandırıyorlar. Mesela AKP hükümeti çok kandırıldı. Gerçekten o kadar saflar... Ulan bu kadar kandırılıyorsunuz da siz bizi ne hakla yönetiyorsunuz o zaman? Bu kadar saf, bu kadar salaksanız eğer bizi hangi hakla yönetiyorsunuz? Kendileri söylüyor. Ben söylemiyorum ki. E paralelde ne oldu? Safmışız inandık. E PKK'da ne oldu? Safmışız bizi kandırdılar. Ya hakikaten bunlar saf mı acaba yoksa bu kadar safsalar, bu kadar şeye inanıyorsalar... E bizi akıllı birilerinin yönetmesi daha doğru olmaz mı? Bu nasıl oluyor bu ya? Hayır acaba yoksa biz mi safız da bunları yiyoruz diye de düşünüyorum şimdi ya. Çünkü en kötü ihtimalle %41'imiz gene yedik bunu. Bunu biz safız dediler. Hakikat. Bak bazı kitlelerin fanları var ya böyle. Onu döndüremiyorsun bir kere. Şimdi bakma sen 38'e düştü falan diye. Ben gene 1 Kasım'da hafif tereddütlerim var yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir numara yapabilirler ki senin belki notların arasında var seçim hileleri. Evet. Öyle bir şeyler yapabilirler ki. Evet hiç... uzmanlar uyarıyor. Ne diyorlar? Çok büyük hileler olabilir diyorlar. Mesela sandık sonuçları, ıslak imzalı sonuçlar var ya Yüksek Seçim Kurulu'na evet. Giden. Onların sahtesi hazırlandı diyorlar. Buyurun. Ve buna önlem olarak sandık görevlilerinin, siyasi partililerin sandık görevlileri var ya, mutlaka o ıslak imzalı
sandık sonuç belgesini bir görüntü olarak elde tutsunlar. İstemediler. İlan edilecek. Kamera hayır, cep telefonuyla çekerler. Hayır hayır ama Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Yok yok onu engelleyemezler. Kamera o çekilir. Koyamayız dediler. O çekilir. Yani cep telefonlarının kamerasıyla çekilir. Onu şöyle duydum. Ve karşılaştırılması gerekir diyorlar. Ben daha kritik bir şey söyleyeceğim. Yani bu doğrudur değildir bilmiyorum. Doğruysa vahim ama aslında daha büyük bir tehlike var. Şimdi AKP kimden oy alacak? CHP tabanından alamaz. Biraz MHP tabanından tırtıklamaya çalışacaktır. Özellikle biliyorsunuz düne kadar ümmet vardı, şimdi millet oldu. O konjektürel yani. Ama kamuoyu yoklamaları MHP'nin de oy kaybına uğramayacağını gösteriyor. Evet, çünkü şu anda öyle bir dalga var. Evet. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin de biraz bu kadar rahat hareket edebiliyor olmasının nedeni aslında böyle bir konjektürde. Ben onun ismini çizerim, bunu dahil ederim. Çünkü halk böyle bir durumda zaten MHP'ye destek verecektir diye düşünüyor, tahmin ediyorum. Dolayısıyla aslında rekabet AKP ile HDP arasında ve başta Cizre olmak üzere orada ciddi olaylar oluyor. Takip ediyorsunuzdur tahmin ediyorum. Ve önümüzde seçim var çok yakın bir tarihte. Güneydoğu'da ne olacak? Şimdi İstanbul'da, İzmir'de değil mi? Oy kullanmak kolay. Orada nasıl oy kullanacak Güneydoğu'da insanlar? Güneydoğu'da insanlar nasıl oy kullanacak? Hangi güvenlik çerçevesinde oy kullanacak? Biliyorsunuz yani HDP'nin önemli bir oranda tahminlerin ötesinde bir oy alıp meclise girip AKP'nin oylarını düşürmesi sonucu 400 milletvekilini tutturamadı. Hani seni başkan seçtirmeyeceğiz dediler ve o anlamda da başarılı oldular bir anlamda düşünecek olursak. Şimdi esas oyun burada. Yani Güneydoğu'daki oylar konusunda çok ama çok dikkatli olmak lazım. Çünkü işin denklemi orada ve şu anda orada neredeyse bir yani sıkı yönetim hali var, bir savaş ortamı var, güvenlik konusunda çok ciddi sorunlar var ve bu şartlarda seçim yapılacak. Onun için hile konusunda ve oylar konusunda hani kaydırma vesaire en büyük problemin o bölgelerden geleceğini düşünüyorum ben. Bu noktada da daha önce katıldığım programlarda da hep söyledim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum çünkü haklarını ödemek mümkün değil. Herkes gönüllü bir şekilde de gitsin lütfen destek versin oy ve ötesi. Geçen seçimde çok büyük özveriyle çalıştılar ve onların varlığından dolayı biz dedik ki oylarımız emanet size ve o emanete ihanet etmediler. Büyük bir özveriyle çalıştılar her kesimden insan ağırlıkla da. Gençler gönüllü olarak destek veriyor. O yüzden oy ve ötesine de lütfen destek verelim. Yaşar Nuri Hocam. Yaşar Nuri Hocam, senin konuşmanı çok istiyorum. Bir minik soru sormak istiyorum. Dinimizde rüşvet, üç kağıt, yalan, sıfırlama mübah mıdır? Bilmediğim için soruyorum. Hocam ben de bir eklenti yapayım. Sıfırlamaya ne ekleyeceksin artık? Ya? Şimdi biliyorsunuz siyasi partilere bu seçimde hazine yardımı yok. Ama azınlıkta olmasına rağmen, halk iktidardan düşürmüş olmasına rağmen AKP hükümeti göreve devam ediyor. De facto bir durum. 1 Kasım'dan sonra devam mı devam edecek? Bir süre edecek. Tabii süre devam hükümet edecek. Kuruluncaya kadar tabii. Devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki AKP'nin cumhurbaşkanıymış gibi yine Anadolu gezileri yapacağını ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy isteyeceğini kimse susturamaz beni dedi. Resmen açıklamasa bile buna benzer bu çağrışımları yapan ifadeleri mevcut. Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği var. Başbakan Davutoğlu'nun örtülü ödeneği var. Şimdi ben mutlaka bu propaganda gezileri için harcayacak demiyorum. Ama hiçbir şekilde de şeffaf bir harcama anlayışı söz konusu değil. Çünkü sorulamıyor değil mi? Dolayısıyla
ammenin, kamunun kaynaklarını Adalet ve Kalkınma Partisi bu propaganda sürecinde kullanacak. Bu da dinen nasıl bir durumdur? Bu Kur'an dinine asla uymaz ama Firavun dinine çok uygun. O zaman mesele yok. Ya, mesele yok. Yani kısa ifade budur. Bakın şimdi. Erdoğan diye telaffuz ettiniz. Ben gene dediğim gibi parti zaviyesinden filan bakmam, tenezzül de etmem, oralara inmem. Ben kendi işimi yaparım. Horoz'a sormuşlar. Ya bir tartışma başını almış gidiyor. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuk? Sen 24 saat bunların içindesin. Ne dersin? Horoz demiş ki, vallahi ben kendi işimi yapar geçerim. Gerisini tartışma. Hocam, ne kadar kibarsın, onun aslı öyle değildir. Sonra onu beraberken konuştuk. O da tuzlu kısmı. Şimdi bakın, bu dediğin, ismini telaffuz ettiğiniz zat diyor ki, daha yakın haftalık, haftalarla ifade edeceğimiz bir süre. 400 milletvekili vermezseniz olacağı budur diyor. Yahu insanlık tarihinde, siyaset tarihinde böyle dramatik bir ayıp, böyle bir utanç, böyle bir hayasızlık görülmüş müdür? Asla. Tehdit ediyor milleti. Şantaj. Şantaj yapıyor. Hukukta bunun adı tehdit ve şantajdır. Ve bulunduğu mevki bunları telaffuz ettiği takdirde bir anayasa ihlali gündeme getirir. Çünkü anayasa üzerine yemin etti. Tabii baştan beri bunlar her gün anayasayı birkaç defa ihlal ediyorlar ama... Söylüyor zaten, sistem değişti diyor. Değişti. Fiilen. Evet, fiilen sistem değişti. O eski tabii, anayasal tabii, düzen tabii, yok demeye tabii getiriyor. Şimdi demek ki Türkiye açıkça tehdit ediliyor, anayasa dışına çekiliyor ve bunun yeni Türkiye olduğu söyleniyor ve bunun Türkiye'nin gelişmişliği olduğu söyleniyor. Türkiye'nin zaten geçen 70-80 yılının boşa harcandığını söyleyen bir zihniyet bunu söylüyor. Şimdi burada bakın, bu 1 Kasım'da işte bunlar, her seçimde bu söyleniyor. 1 Kasım bir işte, bu seçim bir milattır. Milat. Onu da karıştırıyorlar yanlış. Milattır, miattır. Miat demek herhalde daha doğru. Onu da miadı dolma olabilir mi hocam? O da olabilir. İnşallah. Milattır diyor. Ne milat? Kadar, ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Teveccühünüz efendim. 2001'den beri her seçimde bu milattır veya miattır deniyor. Adamlar birkaç puan fazlasıyla geliyor. Al sana miat. Şimdi Türk milletinin ciddi bir tarihi hesap yapması lazım. Çünkü emperyalizm 1071'den beri bu topraklara gelen Türk İslam bilinç ve kudretinden rahatsızdır. Bunun intikamını almak. 2 dakika sonra reklama gireceğiz hocam, ona göre. Kurtuluş Savaşı ile bu intikamı almayı denediler, olmadı. Tabii ben Kurtuluş Savaşı'nı Çanakkale'den başlatan bir tarih tezine sahip bir ilim adamıyım. O bilinçle söylüyorum. Başarılı olamadılar. Mustafa Kemal'e kinleri oradandır. Hayallerini yıktı. Şimdi başka bir yol denediler ve büyük ölçüde başarılı oldular. Eğer Türk milleti aklını başına almazsa, 1071 Malazgirt'ten beri bu topraklarda sahip olduğumuz bütün değerlerle birlikte şahsiyetimizi, kimliğimizi yok ederler. Şimdi oraya gelmiştir iş. Bu seçim meçim meselesi değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Bundan kaç yıl önce yazdım. Kurtuluş Savaşı'na ön gelen günlerdeyiz diye. Bak, keramet gibi çıktı. Şimdi Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndan daha kötü günlerdeyiz.
Yani Kurtuluş Savaşı günlerinden bile... Daha kötü günlerdeyim. Neden? Evet. Neden? Çünkü kurtuluşsa... Mesela Damat Ferit Türk tarihinin en büyük hainlerinden biridir. Hıyanetini açıkça söylüyordu. Dürrizade din açısından Türk tarihinin en büyük hain ve alçaklarından biridir. Ama açıkça söylüyordu. Burada böyle bir şey yok. Burada bir riya perdesiyle, Kur'an dilinde onun adı riyadır. Yani evet. Olduğu gibi görünmemek, göründüğü gibi olmamak, bunların sanatı zaten. Şimdi bunu diyor ki Kur'an, bu en büyük felakettir. Ve Peygamber çok daha net biçimde ifade ediyor. Riya, benim ümmetim adına korktuğum en büyük beladır diyor. Çünkü sinsidir, kahpedir, tespit edemezsiniz. Şimdi Türkiye böyle bir belanın girdabında. Türk milleti aklını başına alacak. Bu mesele ekmek, bir çuval kömür, bilmem... Makarna bilmem. Oraları çok geçti. Bu varoluş savaşı haline gelmiştir. Türk milleti ona göre çocuklarının yarınlarını, torunlarının yarınlarını düşünüyorsa kendine gelecek. Evet. Şimdi reklamlara giriyoruz değerli hocam. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, sevgili Narlıdereliler, Atatürk Kültür Merkezi'nden yaptığımız Halk Arenası canlı yayını kısa bir reklam arasından sonra yine coşkulu alkışlarınızla ve katkılarınızla devam edecek. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, değerli Narlıdereli konuklarımız, Halk Arenası Narlıdere Belediyesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi'nden canlı yayınına devam ediyor. Programımızın 3. bölümündeyiz. Konuklarımız sevgili Müjdat Gezen, Sayın Sedef Kabaş ve Büyük Alim Sayın Yaşar Nuri Öztürk. Ben bu bölüme Müjdat Gezen'e bir soru yönelterek başlamak istiyorum. Zor olmasın. Yok, çok kolay. Sevgili Müjdat, 12 Eylül döneminde sen ve sevgiyle, saygıyla andığımız değerli arkadaşın Savaş, ikiniz birlikte zincirlere vurularak zindana atıldınız. Yargılandınız. Şimdi o dönemin o sıkı yönetim günlerinin hukukuyla, hukuk düzeniyle bugün adı demokratik hukuk devleti olan düzen arasında bir mukayese yaparsan nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Tabii o dönemin kendi ismi üstünde Kenan Evren gelmişti. Bir cuntaydı. Yani bir hareket yapılmıştı. Onun koşulları içerisinde benim yazdığım, Savaş'ın da çizdiği bir kitaptan dolayı Savaş Dinçel, ki Savaş Dinçel. Evet. O Allah rahmet eylesin. Çok erken giden arkadaşlarımdandır. Çok yüreğimde hala sızıdır. Çok hepimiz sevdim onu yani. Çok çok güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Neyse. O devrin koşulları bizi cezaevine attı. İşte o zamanlar tek tip elbise vardı mahkumlarda. Ayağa ve bileğe zincir vurulup böyle 50 kişi falan beraber gidiliyordu. Biz cezaevine girdik. Böyle 50 kişilik bir grup. Pis bir lacivert renktir o. Böyle belediye otobüsleri lacivert var. Çirkin böyle.
onun gibi cezaevi otobüs şeyleri, işte arabaları. Savaş böyle yaptı. Ulan bu ne dedi, bize de zincir vururlar mı dedi. Vururlar mı oğlum dedim. Biz kitap yazdık dedim. Vurdular. Doğru, yani. Elden ayaktan o işte sıradayız böyle. Bir tane katil var, bir tane esrarkeş, bir tane kokainman, bir tane hırsız, savaş, ben öyle aynı zincirin içinde çıktık mahkemeye ama ilk duruşmada biz dava düştü ve beraat ettik. Dava sık düştü. Sık yönetim mahkemesinde. Sık yönetimde dava düştü ve beraat ettik biz. Ve çok kısa süre yattık. Ben ondan evvel de Selimiye'de gene çok kısa bir süre yatmıştım. O dönemlerin sık yönetim yahut da o sistemin içerisindeki dönemler zaten koşullarını deklare eder, açıklar. Orada bir şey yok. Madem ki öyle bir dönem anayasa askıya alınmıştır. Bitti ne anayasa evet. Var. Şimdi anayasa var. Doğru mu? Evet. Kaldı ki bu anayasayı da değiştireceğiz, değiştireceğiz deyip niye değiştirmediklerini, barajın o ayrı bir sistem içerisinde ama seçim barajının niye düşmediğini, YÖK'ün neden kaldırılmadığını falan hala bilmiyoruz. Yani hangi sebepten yapmadıklarını aslında biliyoruz da yani. Kimin işine ne geliyorsa onu yapıyor. O dönemin sistemiyle şimdi içinde bulunduğumuz sistemi mukayese bile etmiyorum. Ya arkadaşımız İlker Başbuğ, senin de benim de aile dostum. Öyle mi? Evet. 2,5 sene yattı bu adam. Bunun hesabını kim verecek ya? Evet. Terörle en büyük mücadele eden adamı terörist başı ilan edip 2,5 sene yatırdın. Ve bunun hesabını kim verecek arkadaşlar? Ve şimdi gelin terörü gömelim diyenler, evet, İlker Başbuğ'u sanık sandalyesine oturttular. Evet. Onlarca askerimizi şehit etmiş teröristi de onu suçlayacak tanık konumuna tanık soktular. Olarak geldi ya o adam. Bu yani nedir yani? Ya gittim cezaevine. Bu nedir yani? Yani böyle bunun kandırması olur mu? Koyamaz mıyız buna ya? Ya buna yani koyamaz mıyız? Yani ne, bu tarihin en kahpe ve kancık oyunudur. Bunun adını koyalım. Yani Muaviye falan diyoruz. O bile bu kadar alçalmamıştır. Bir parantez açayım. Sonra lütfen Müjdat Bey devam etsin. Özden Örnek Paşa, o da 3,5 yıl yattı Deniz Kuvvetleri Komutanı. Komutanı. 31 soru sordu. 2 gün önce yayınlandı. Hepinizin okuması gerekiyor. 31 soru sordu Recep Tayyip Erdoğan'a. Daha hiçbirine yanıt yok. Bekliyoruz. Evet Müjdat, kaldığın yerden. Şimdi hayatım. Yani 12 Eylül'deki anayasanın ilga edilmiş olduğu dönemin düzeniyle bugünkü düzen karşılaştırıldığında o kat be kat hukuki mi kalıyor? Şimdi tabii onun da elle tutulur yanı yoktur. 17 yaşında çocuğunu adı üstüne darbe canım. İlik sistemini yüksek gösterip de idam etmenin 35-40 kişiyi, gencecik çocukları öldürmenin de bir affedilir tarafı yoktu. Ama yani yargılama sistemini mukayese ettiği zaman şimdi dedi işte hoca biraz evvel bir özet yaptı zaten pıt dedi toparladı paketi yani. Muaviye bile dedi hocam şu Muaviye'yi biraz açmak imkanı var mıdır? Çünkü bizi izleyen kişilerin pek çoğu Muaviye'nin kim ve ne menebişi olduğunu çok iyi bilmiyorlar. Kısacık onu istirham edeyim. Hiç Muaviye meselesini Türkiye ilk benim onu eleştirmemle ele aldı. Evet. Ve bunu fark eden ve gereğini yapan akademisyen arkadaşlarıma buradan hepsine teşekkür ediyorum. Muaviye ile ilgili 2-3-4 tez yapıldı. Çok güzel tezler. Ben sonra kitaplarımda onlara yer verdim. Şimdi Muaviye meselesini burada anlatamayız. Muaviye, kısacık. Tabii anlatacağım da bitmez. Çünkü neresini özet olarak alsan geri kalanları daha melun. Ya neresini güzel. Böyle bir tablo. Ben Muaviye ve yönetimini ve takipçilerini anlatmak için Kur'an'da lanetlenen soy kitabımı yazdım. Kur'an'da bu tabir geçiyor. Şecere-i mel'une.
Evet. Ve Hazreti Peygamber diyor ki bu şecere-i melûneden, lanetlenen soydan maksat Emevilerdir diyor. Bunu örtüyorlar üstüne. İsra suresinin 60. ayeti. Onu örtüyorlar. Peygamberin sözünü örtüyorlar. Ve Muaviye diyorlar peygamberi görmüştür. Peygamberi görenler sahabidir. Sahabiler de diğer bütün insanlardan a priori olarak üstündür. Bitti. Muaviye kim? Muaviye Kur'an vahyinin ve Hazreti Peygamber'in karşısına dikilen müşrik Mekke ordusunun komutanı Ebu Süfyan'ın oğludur. Babası bu. İki, Muaviye Uhud'da Hazreti Hamza'yı bir Habeşli mel'una pusu kurdurarak mızraklatan, öldüren ama bitmedi. Sonra hançerle Hazreti Hamza'nın göğsünün üstüne çıkıp göğsünü yarıp ciğerlerini çıkarıp ağzını alıp çeyniyerek zafer şarkıları söyleyen Hint bin Utbe denen karının oğludur. Bu da bitmedi. Bu Hint bin Utbe Muaviye'nin annesi. Hazreti Hamza'nın göğsünü yayıp, yani İslam ordusunun başkomutanı Hazreti Hamza, peygamberimizin de amcası. Onunla yetinmiyor, Hazreti Hamza'nın kulaklarını kesiyor, burnunu kesiyor, gözlerini çıkarıyor, dudaklarını kesiyor, ipe diziyor, küçük parçalara bölüp iplere diziyor ve hediye olarak, seçkin hediye olarak Mekke'deki müşrik dostlarına gönderiyor. Ama Muaviye bu bazıları kadın... Muaviye'yi geçtiler dediniz. Muaviye bile bu kadar şimdi bakın acımasız ama, değil Muaviye'nin kardeşi, dayısı, akrabasının büyük bir kısmı Bedir'de Müslümanlar tarafından o Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Ve bunları öldüren de enteresandır, Hazreti Ali'dir. Ordunun seçkin kumandanlarından ve askerlerinden biri. Onun için Muaviye'nin bütün hayatı, Muaviye'nin kardeşi Bedir'de öldürülmüştür. Hazreti Ali tarafından. Muaviye bunları unutmuş falan değil. Ben size bir Muaviye hikayesi anlatayım mı hocam? Şimdi İki cümle daha. Muaviye bunun için Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den intikam almayı hayatının amacı yapmış bir adamdır. Bütün emeli budur. Ve bunu yapmıştır ve başarılı olmuştur. Hazreti Muhammed karşısında kılıcıyla başarılı olamadı bunlar. Babası ve kendi ve etbaı. Fakat Kur'an'ı hayatın dışına iterek, dini Kur'an'dan kopararak Hazreti Muhammed'den intikamını aldı. Şimdi bugün işte Sünni Müslümanlık falan adı altında bütün Sünnileri katmam, buna tenzih ederim. Ben de bir Sünni ailenin çocuğuyum. Ama Sünni jargon, o kulvar maalesef bu kulvardır. Hazreti Muaviye diyor. Şimdi bakar mısınız arkadaşlar? Hazreti. Bakın kardeşim şu hiyerarşiye bakın. Hazreti Allah. Bugün salalarda söyleniyor Hazreti Allah. O da kim uydurdu onu bilmiyorum. Hazreti Allah. Lan Allah, senin kahvehane arkadaşın mı Hazret diyorsun? Hazreti Allah, hiyerarşi bu. Hazreti Peygamber, Hazreti Kur'an, Kur'an'a da Hazret diyorlar. Şahıslaştırıyor. Fakat mezarlığa sevk ediyor. Sen Hazretsin ama mezarlıktan dışarı çıkma. Hazreti Muaviye. Bir dakika. Hazreti şu, Hazreti bu, Hazreti. Hazreti Muaviye. Şimdi Ali de Hazret, peygamberin konuşan Kur'an dediği İslam'ın bütün mücadelelerinin başkumandanı Ali, o Hazret, onu katleden, evladını katleden Muaviye ve oğlu Yezid de, Yezid'e Hazret diyen namussuz ve imansızlar da var. Yani o kerteye getirdiler ki Hazreti Yezid diyor namussuz ve imansız adam.
Hocam korku filmi gibi bir şey anlatıyorsun. Şimdi hocam. Ne anlatıyorum? Kur'an-ı Kerim'e göre lanetlenen soyu oku. Sen o zaman korku filmini görürsün. Ben göndereyim sana oku. Bir Muaviye'yi sordum, pişman oldum yani. Vallahi şimdi... Ya Müjdat abi, bunlar bilinmeden olmaz. Ben de onun için sordum. Bunlar bilinecek ve siyaset bunların icabını yapacak. İki şart. Yoksa kurtuluş yok. Türkiye'nin, buraya not aldım, onu da bu arada söyleyeyim, bitireyim. Hatta bütün dünyanın alelıtlak konuşursak, Türkiye'nin bir numaralı belası terör falan değildir. Ben bunu 30 senedir söylüyorum, ilk söylediğimde üstüme yürüdüler. Koca koca adamlar. Şimdi, Türkiye'nin bir numaralı belası dinciliktir. Kanıt açık ve basit. Terör dediğiniz nihayet geçici bir tırnak içinde ideyi kullanır. Bu topraktır, odur, budur falan. En kötü ihtimalle verirsin, kurtulursun. İşte şimdi vermek istiyorlar. Zaten emperyalizmin istediği de o. Ben diyor 100 milyonluk koca bir Türkiye, bir de Atatürk reçetesiyle aydınlanmış bir Türkiye istemiyorum diyor. Başıma bela benim bu. Bu diyor diğer Müslüman ülkeler gibi girecek. Fakat başına bela, öyle bir bela ki hakikaten tırnak içinde. Arap'ın, OPEC petrollerinin %60'ına hükmeden Arap'ın petrolünü yendi emperyalizm. Fakat o Atatürk'ün, o Atatürk'ün mirasını yenemiyor kardeşim. Batı ya petrolü mağlup etti, Atatürk'ü mağlup edemiyor. Atatürk petrolden daha güçlü çıktı. Çıldırtan bu. İnşallah, inşallah, inşallah. Şimdi böyle bir badireye geldik. Onun için dincilik bir numaralı belasıdır Türkiye'nin. Bütün zamanlarda bu bugün böyledir. Dün de böyleydi. Yarın da böyle olacaktır. Hesabı kitabı buna göre yapmak lazım. Bakın, terörün, bölücü terörün, en büyük bela sayılan terörün bile başarılarının imzalanma sürecinde dinciliğin Türkiye'ye egemenliği var. Siz APO'yu niye teslim etti? Ben gene siyaseten değil, ilmen ve fikren okuyorum tabloyu. APO'yu niye teslim etti Türkiye'ye, paketledi? APO dinci değil. APO Marksist. Akılcı. Yani bir manada dincilik yanında APO daha düzgün bir adam. Bakın, APO ile Türkiye bir gün anlaşabilir, dincilikle anlaşamaz. Dinciliğin vicdanı ve yüreği yoktur. Vay be, Reza'ya bak ya. Anlaşamazsınız. Dincilik öyle bir bela ki, ilk katlettiği peygamberinin evladıdır. Siz bundan nasıl uzlaşma ve anlayış veya hoşgörü bekleyeceksiniz? Ben diyorum 30 senedir Türkiye'ye, ya saçınızı başınızı yolmadan aklınızı başınıza alın. Diyoruz. Adam bunu dediğimiz için sen dincileri rahatsız ediyorsun, benim oyuma engel olur diye beni yanından uzaklaştırıyor. 3 sene sonra bir bakıyorsun aynı adam utanıp haya etmeden çarşaf açılımı yapıyor. Şimdi bu dincilik belasının karşısında bu angutluğun zafere gitme şansı var mı? Söyleyin bana. Var mı? Şimdi sen söylemeye utanırsın, ben söylemek istiyorum ama bu buyur. Kitaba bir lütfen bir giriş yapalım. Çünkü kitabın aslında Firavun esas yazan adı odur, başlığının evet. Altı beni cezbeden diyor ki çünkü çağdaş firavunları tanıma kılavuzu. Kılavuzu, evet. Yani çağdaş firavun, şu,
Şuna hangi film? Ha, burası bakıyor. Şunu bir okuyun. Yani ben tarihçi değilim. Burada kalkıp da Ramses'i filan anlatmıyorum. Herhalde. Kur'an'ın 74 yerde gündem yaptığı Firavun, ki bir semboldür esasında. Bir özel isim olarak büyük harfle yazılır Firavun, bir de cins isim olarak küçük harfle. Şimdi ben küçük harfle yazılan Firavunları burada anlatıyorum. Ve bugünkü Orta Doğu bir Firavunlar coğrafyasıdır. Bunlar 74 yerde Kur'an'da temas edilmek ne demek Uğur Bey? Bir yerde geçse çok önemlidir. Hocam şimdi yine mesaj geliyor sosyal medyada. Benim ve Müjdat'ın ağzımızdan çıkmayan ama bunlar tarafından uydurulmuş. Yani bunlar sabah akşam din iman Allah diyorlar. Din ticareti yapıyorlar ama bir taraftan da yalan, iftira üretmekte birbirleriyle yarış ediyorlar. Bunların dinimizle hiçbir alakası yok tabii. Allah'tan korkmayan tipler bunlar. Güya biz demişiz ki aman özgürlükler için HDP'ye oy verelim, siz de aman HDP'ye oy verin falan gibi. Şimdi havada uçan kuşlar bile bizim hangi partiye oy verdiğimizi biliyor. Bizim ağzımızdan. Hani bir de isteyen HDP'ye verir. Ayrıca verir, o beni ilgilendirmez. Gayet tabii. Gayet tabii. Gayet tabii. İsteyen verir, isteyen vermez. Kimse kimseye. Ama bizim şu partiye verdiği. Hayır, önemli olan bizim ağzımızdan böyle bir sözün çıkmamış olması. O aslında ne yazdık ne de böyle bir şey söyledik. Biz söylersek sözümüzün arkasında dururuz. Uğur, bir de öbür taraftan bakalım. Şöyle olamaz mı acaba? Bu kendisi o niyette de bize söylettirmek istiyor. Olabilir. Olamaz mı? Yok canım, bunların onu düşünebildiklerini zannetmiyorum. Bunlar kendileri uyduruyorlar. Kendileri ve o kesiminde inanacağını düşünerek. Yani onlara... Çok affedersiniz, enayi muamelesi yapıyorlar. Hayır, pardon, şimdi bu kişi, trolleri kullananlar. Eğer bu kişi AKP'yi destekliyorsa bir sormak istiyorum. Şu anda mevcut Davutoğlu hükümetinde iki HDP'li bakan var mı yok mu? Var. Canım, Abdullah Öcalan'la PKK'yla kim kol kola girdi? Hayır, yani bir kim kere kol kola girdi? Şimdi HDP ne olursa olsun verirsiniz ya da vermezsiniz oy. Yani yasal olarak yasal bir partidir. Mecliste temsiliyet kazanmış bir partidir. Gayet tabii. 6 milyon kişinin oyunu almış bir partidir. Hayır, benim yani buna karşı çıktığım. Yani biz ne zaman bu PKK HDP meselesini benim, ayıracağız? Bizim söyle. Ağzımızdan çıkmamış sözleri, kalemimizden çıkmamış sözcükleri sanki biz demişiz, kullanmışız demişiz gibi yalan ve iftira atıyor şimdi bu ahlaksızlar. Şimdi bakın, ben bunu söyledim ya. Ve o kitlenin de körü körüne inanacağını varsayıyorlar. Şimdi sosyal medya... Onlara da hakaret ediyor ve aşağılıyorlar. Sosyal medyada... Kendi kitlelerini. Diyecekler ki sen HDP hayranı mısın, sen Kürtçü müsün? Şimdi öyle yani, vatan hainisin, böyle. Yani HDP resmi bir partidir dediğim için şimdi sosyal medyada bin tane şey diyecekler ki sen işte şöyle vatan hainisin. MHP'yi eleştirdiğin zaman Meral Akşener, sen zaten vatan hainisin, değil mi? Yani ya biraz aklı selim sahibi olalım ya. Ayrıca burada oturan herkes benim ve Müjdat'ın hangi partiye oy attığımızı bilmiyor mu? Ha, o kadar. O kadar. Şimdi bakın, deminki Muaviye hikayesinin tam yeridir. Onu anlatayım size. Hazreti Ali'nin yaşadığı Küfe'den biri devesiyle Şam'a gelmiş. Şam'da bir Arap yolunu kesmiş. Demiş ki, bu dişi deve benim. Küfeli itiraz etmiş. Demiş ki, o deve benim. Üstelik bu deve dişi değil, erkek deve. Olur mu ya, demiş. Gel gidelim Muaviye'ye soralım. Muaviye'ye gitmişler. Muaviye halkı toplamış. Ve sormuş. Ey ahali, demiş. Bu dişi deve kimindir? Herkes bağırmış. Şamlı'nındır. Şamlı'nındır. Sonra Küfeli'yi çağırmış yanına. Bak Küfeli, demiş. Sen şimdi git Hazreti Ali'ye şöyle söyle. Muaviye'nin öyle 10.000 adamı var ki bunlar devenin dişisini erkeğini ayırt edemez.
ve Muaviye ne söylerlerse, söylerse inanır. Hadi bakalım git bunu söyle demiş. Aynen. Allah Allah. Allah Allah. Bir şey yani... daha söylüyor. Şimdi bunlar da kendi arkadaşlarına Muaviye'nin adamı muamelesi yapıyorlar. Şöyle de yani bunları bu, uyduranlar. Şunu mu demek istiyorsun? Ya bu mesajı Müjdat... Muaviye mi çekti? Şunu benim da anladığım bu yani. De ki Muaviye'nin normal ordularının dışında baldan orduları vardır. Baldan ordu Arapçada bir tabirdir. Adam zehirlemekte hünerli olan ki balla zehirlerler. Baldan orduları olan adamdır. Muaviye'nin bir lakabı da budur. Baldan orduları olan adam. Bir lakabı da ciğer yiyen ananın çocuğu. Bunlarda da ben bir baldıran zehirlenmesi hissediyorum. Şimdi aslında problem şu. Yani bize göre hani ben dedim en büyük temel sorun aslında hani mülkün temeli olan adaletin bombalanması. Yani adalet olmadığı zaman varlık sebebimizi yitiririz. Dincilik dediniz, çok güzel bir noktaya değindiniz. Hani bizler Türkiye'yi değerlendirdiğimiz zaman birincil sorunlar olarak bunları dile getiriyoruz. Ama kimilerine göre Türkiye'nin birinci sorunu başkanlık sistemi. Hani diyorlar ya bir gecede cahilleştik. Son derece cahilce bir yaklaşım. Ne demekse o bir gecede cahilleştik. Hani hepimiz ne yapıyorduk? Osmanlıca diye sanki bir dil vardı. Osmanlıca konuşuyorduk. Birden ertesi gün Türkçe konuşmaya başladık. Bir kere dil devrimi değil yazma, o. Harf yazma, devrimi. Yazma. Yani. Şimdi bir gecede cahilleşmediğimiz gibi hani başkanlık sistemi gelecek, biri başkan olacak, bir gecede Türkiye'nin bütün sorunları çözülecek. Böyle bir şey var mı? Valla olur yani, olur. Olur olur yani, hiç şey yapma. Yani. Evet değil mi? Ya, şunlar onlara inanıyorlarsa o da olur pekala ya. Yani. Şimdi dolayısıyla yani aklı selim sahibi, kafası biraz çalışan, yani ortalama zekaya sahip herkes bunun gerçek olmadığını biliyor. Ama problem şu, yani koskoca bir ülke, koskoca bir ülke bir adama mahkum ediliyor. Bir akla, yani bu insan siyasette başarılar elde etmiş olabilir. Hizmetleri olabilir. Ama bütün ülkenin geleceğini bir insanın aklına, bir insanın vereceği kararlara, bir insanın değerlerine, değerler sistemine, onun söylediği iyi ya da kötüye göre yönetirsek, yani bu demokrasi olabilir mi? Böyle bir ülkeden refah çıkar mı? Böyle bir ülkeden medeniyet çıkar mı? Böyle bir ülkeden modern bir ülke çıkar mı? Bakın Daren Acemoğlu diye uluslararası çapta başarı kazanmış bir iktisatçımız var. Dünyanın farklı ülkelerini ele aldığı bir kitap yayınladı. Bilmiyorum Türkçe'ye çevrildi mi? Türkiye'yi örneklememiş. Ama yaptığı birçok analizde şu sonuca varıyor. Diyor ki bir ülkeyi güçlü kılan en temel şey kurumlarıdır. Eğer siz kurumları mahvederseniz, değil mi? Ortak aklı mahvedersiniz. Şimdi biz bütün kurumlarımızı ne yapıyoruz? Bir kişinin aklına bağlıyoruz. Neymiş? TÜBİTAK'ta bilim adamı kalmadı neredeyse. Neymiş? Hayvanat bahçesi müdürünü TÜBİTAK'ın başına getiriyoruz. Yani ben yabancı birine bunu söylediğim zaman hani herhalde şaka yapıyor diye bakıyor bana. Hani inanmakta zorluk çekiyor, anlamakta zorluk çekiyor. Birçok kurumumuzu, yani Merkez Bankası diyor ki bağımsız bir şey. Sen bağımsızsan ben de bağımsızım diyor. Yani bakın üniversiteler bağımsız olacak. Merkez Bankası bağımsız olacak. TÜBİTAK ilimin, irfanın merkezi olacak. Bu ve benzeri bir sürü yargı bağımsız olacak. Bir adama bağlı olamaz yargı.
Yasama da bağımsız olan, yasamada milletvekilleri çalışacak, yasa üretecek. Sadece el kaldırmayacak. İşte bizim kurumlarımız ne zaman güçlü olur? O zaman biz güçlü bir ülke olabiliriz. Yani tüm ülkenin geleceğini başkanlık sistemi adı altında bir kişinin aklına vereceği kararlara bağlayarak bir ülkeyi bir adama mahkum etmek Türkiye'yi nereye götürür? Hakikaten televizyonda konuşuyor bir medya grubu, diyelim ki Doğan grubunu konu ediyor. Belli anlamda hedef gösteriyor. Bakıyorsunuz iki gün sonra Hürriyet gazetesi basılıyor, taşlanıyor. Sonra devam ediyor. 48 saat içinde ikinci kez baskın oluyor falan. Bu baskını yapanlar serbest. Daha sonra savcılar buradan yandaş medyadan da yola çıkarak bir hareketlenme içine giriyorlar. Zannediyorsunuz ki saldırganlar yakalanacak. Saldırganlar hakkında işte soruşturmalar başlatacak. Yargı gözaltına alınacak falan. Yok. Taşlanan gazetenin sahipleri, yöneticileri, yazarları onlar hakkında soruşturma yapılıyor. Hakikaten biz kendimizi nasıl güvence içinde hissedeceğiz böyle bir durumda? Nasıl? O şey miydi, milletvekili kalın kafa mıydı, bir şey neydi? Tamam. Boynu kalın. Boynu kalın. O sonradan bu bir Ahmet Hakan'ı filan niye dövmedim filan demiş, evet. Ya. Ve koruma istemiş. Bunu anlamadım ben. Yani korumayla birlikte dövmek için. Onu işte ben de onu çözemedim. Yani koruma, Ahmet'in koruma istemesi lazım. Yo, o, Ahmet meydan okudu. Gelin dedi, tek tek dedi. Anladım. Evet. Evin önüne gelin, beklerim, evet, filan. Ama korumayı, şimdi tehdit edilen kişi koruma ister. Tehdit eden kişi koruma istiyor. Onu çözemedim ben işte. Yani nasıl bir şey, bunu anlamadım ben. Gerçekten anlamadım yani. Sana biraz soft, böyle bir sürprizim var. Yap bakalım. Evet. Şimdi hep işte politikacı davet ediyorum, gelmiyor. İşte başbakan davet ediyorum, gelmiyor. Bak. Hemen burada davetimizi yenileyelim. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere. Seçim dönemine girdik. Tarafsızlık ilkemiz gereği ve sorumlu gazetecilik anlayışımız doğrultusunda kendilerini halk arenasına davet ediyoruz. Lütfen gelsinler. Evet. Konuğumuz olsunlar. Bizim halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına soracağımız sorulara cevap versinler. Ama evet, lütfen bizden soruları önceden istemesinler. O zaman sıkı dur. Sıkı dur o zaman. Başbakan şu anda geldi. Geldi mi? Can. 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 Can, gel gel. Şu başbakanı getirsene. Şöyle. Buradan olmaz. Şu. Aa. İşte tiyatro. Kukla bu. Sanatlar bu ya. Şaka mı bu ya? Resmini yaptırdım başbakanın orada. Çantanın içinde resmini. Nereden buldun? Hem kukla hem ipleri başkasının elinde. Nereden çıkartıyorsun onun böyle şeyi ya? Allah. Bizim ülkemize ait olamaz. Olamaz ya. Bir de burnu uzun. Yani... Nerenin başbakanı bu? Umumba. Umumba başbakanı olabilir. Böyle kukla olur mu ya? Ya oğlum, başımızı şeye mi sokturacaksın yani? Hakikaten yani. Altını çizelim. Bu Umumba başbakanıymış. Onlar da yediler. Ay. Ay, ben programın sorumlusu olarak bunu altını çizerek söyleyeyim de. Neyi? Türkiye ile ilgisi yok. Ya zaten Pinokyo Gori Baba'nın eseri değil mi? Usta, evet, değil mi? Evet. Yani İtalyan ustam tabii, yabancı canım. Mesela sizin söylediğiniz o davet,
ne kadar önemli değil mi? Yani tabii. Dünyanın her yerinde, demokratik ülkelerde... Hayatım ne bakanlar, güzel komik şeyler başbakanlar. Bu kadar ciddi böyle öğretmen gibi şey yapma Allah aşkına. Ne kadar güzel ama bir şey. Ama öyle yani ya. Türkiye gerçekten... Bunların hepsi biliyorlar zaten bunları ya. Ya bütün bakanlar, başbakanlar hakikaten ciddi bir şey ama. Yani bütün bakanlar, başbakanlar çıkıyor. Gelmiyorlar işte adam şeyini i̇şte yırtıyor gelmiyorlar yani... ya. Gelin buyurun. Kimseye hakaret etmiyoruz. Program. Gelin gelmiyorlar. Hiç kimseye hakaret etmiyoruz. Evet. Kötü sözcük kullanmıyoruz. Az önce hocam bile beni eleştirdi. Ya abi dedi. Kullan o tırnak ya. İçinde kelle diyor. Sen niçin bunu söylemekten imtina kendi ediyorsun diyor. Kendi sözü. Kendi sözü diyor. Evet. Ben onu bile kullanmıyorsun. Telaffuz etmemeye ama gayret ediyorum. Mesela ulan sözü de televizyon evet, evet. Diline onun sayesinde girdi. Delikanlı demektir dedi. Ben de bol bol kullanıyorum ulan. Şimdi ailelere hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. İftira atmıyoruz, kişilik haklarına saldırmıyoruz. E o zaman bu programa katılmamanın ne gibi bir gerekçesi olabilir? Ya siz yıllardır yaptığınız röportajlarla, programlarla kendinizi kanıtlamışsınız. Evet. Ya sizin gibi bir gazetecinin karşısına çıkamıyor mesela. Yani sorudan korkuyor. E sonra nasıl delikanlı, reis bilmem ne yani nasıl bir... cesaret ki. Yani sorudan korkan insan hani delikanlı olabilir mi? Delikanlı. Sorudan çok... korkan insan delikanlı olabilir mi? Yani silah yok bakın. Elinde silah yok yani. Sadece soruları olacak. Silah ben, değil. Sana bir söyleyeyim. Delikanlı geçinenlerin çoğu korkaktır yani. Öyle geçiniyorsa ya mesela böyle atıp tutar filan. Aa fareye bak dedi. Nerede ulan? Hemen. Hemen bu kaçınılmazdır yani bu. Hiç kaçınılmazmış. Vallahi billahi. Böyle bir vurdum attım. O tutturdum mu bizim Kasımpaşa'da filan derken. Öyle bir numara. Yani inanılmaz şekilde korkak olurlar. Vallahi billahi ya. 3000 korumalı güneş yağ dedim ya. Hocam, soruyor seyircilerimiz, yani din ticareti yapanlar, geçimlerini dincilikle sağlayanlar ve Kur'an'ı halkımızın gerçek anlamda öğrenmesini engelleyip de kendilerine göre başka bir Kur'an anlatanların cezasını Cenab-ı Allah vermez mi diyorlar? Of. Hem nasıl? Allah'ın bunları Kur'an Allah düşmanı ilan ediyor. Bu başka bir Kur'an koydular diyorsun evet. Onun yerine. Kur'an'da bu tabir geçiyor. Diyor ki Mekke müşriklerinden bahsederken bizim gönderdiğimiz Kur'an vahyini keyiflerine uygun bulmayan bir başka Kur'an getir bize diyorlar. Çünkü Kur'an iki şeye çok dokunuyor. Birisi ecdat kabullerini ilahlaştırmak. Bizim ecdadımız bitti. Bunu eleştireceksiniz diyor. Bunu eleştirmeyen müşriktir. Evvela kendi babanızı eleştireceksiniz. Bir defa Nietzsche de buna temas ediyor. Aydınlığın temel vasfı budur. Birini eleştirmek birini eleştirmekle aydın olamazsınız. Kendinizi eleştirebiliyor musunuz? Yani şimdi Kur'an'dan kod almak diyorum. Kur'an diyor ki kendi kendini eleştiren benlik kutsaldır. Tanrı ona yemin ediyor onun üzerine. Çünkü kendini eleştiren adamın başkalarına yönettiği eleştiri hayat verir. Hocam özür dilerim. Şimdi diyalektik felsefeyi sen çok iyi biliyorsun. Materyalizmi biliyorsun. Nietzsche falan. Hafif komünistlik var mı hocam sende? Ya? Nietzsche de bende mi? Sende evet. Ben böyle bir şeyler yani çok... Kelimenin felsefi manasıyla hatta aydınlıkta önümüzdeki haftalarda öyle bir yazım çıkacak. Köşe yazılarımın biri o olacaktır. İnsanlık komünizme dönecek. Başka kurtuluşu yok. Hocam bunu sonra konuşsak.
Hocam, hocam bunu sonra... Şimdi Amerika'nın anlattığı komünizm değil, Marx'ın ve Engels'in anlattığı komünizm. Marx, felsefe tarihinin en namuslu adamlarından biri. En büyük adamlarından biri. Engels de öyle. Amerika'nın anlattığı komünizmin karşısında bedava askerlik, şövalyelik yaptırdılar bizim milletimize. Komünizmi bilmiyor. Amerika ne diyorsa onu yapıyor. Komünizmi Rusya'dan da öğrenemezsiniz, Amerika'dan da. Şimdi benim bir kitabım daha çıkacak. Orada Marksizmi ve Marx'ı değerlendiriyorum. Ve başlık nedir biliyor musunuz? Kur'an verileri açısından Marx ve Marksizm. Hiç hocam, o zaman İslam dünyasında böyle bir yayın yoktur. Hocam, Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz sosyalist miydi? Dibine kadar. Buyurun. Bu arada müjde. Ve sosyalist felsefelerin hiçbiri Hazreti Muhammed'in sosyalizmine ulaşamaz. Bunu anlatmak için de ben bir kitap yazdım. Ebu Zer. Evet, Ebu Zer. Tarihin en büyük eylemli sosyalisti. Evet. Şimdi bizim sosyalist geçinenler, çoğu dümbük bunların. Ya kardeşim, sen sosyalizmi nereden başlatıyorsun ya? Batı'da, ben Batı'yı iki dille okuyan bir adamım. Batı'da sosyalizmin başladığı yer belli. Tabii. Sen bir git geri bakalım. Daha yakın da tabii. Bir geri git. Al Ebu Zer'i getir bakalım. İşte orada anlatıyorum bunları. Bak bakalım, senin Batı'daki sosyalistlerin bunun yanında çömez bile kalmaz. Niye bunu gündeme getirmiyorsun? Bu da insanlığın bir evladı. Hayır. Şimdi Allah, Muhammed, Kur'an lafı geçti mi bunların uyuzu tutuyor. O uyuz yüzünden bugünkü dincilik uyuzunun kahrı altında inliyor Türkiye. Sol o uyuzdan kurtulmalıdır. Niye senin uyuzun var Kur'an'a karşı? Niye Muhammed'e karşı uyuzun var? Niye bana karşı uyuzun var? Bir otur konuşalım. Senin kirini, pasını, bitmişliğini, çaresizliğini önüne koyamasam bana yuh olsun. Koyarsam bundan yararlan, ben yine ben teşekkür edeyim sana. Hayır adam, babam bana 100 para demiş deyip gidiyor. Ve bu işte ülkeyi buralara getirdi. Hocam tekrar şu 1 Kasım'ın önemine değinmemiz gerekiyor. Yalnız bu arada Müjdat, senin de ilgini çekecek. Bu troller genellikle takma isim kullanıyorlar. Başka kişilerin görüntülerini, ama bu Feyzullah Yalçın gözlük takmış falan, böyle gizemli bir hava vermiş. At Babil adresinden gönderiyor. Bir şey yazacakmış ama gerçek adını yazmış yanlışlıkla, Push demiş. Yani adı Puşt. Feyzullah. Evet. Feyzullah Yalçın. Kendisine mi söylüyor? Evet, kendisine bize deklare etmiş. Aferin, bu bir cesaret için. Cesur çocukmuş ya. Kendini bu kadar tanıyor olması güzel bir şey yani ya. İyi bir şey yani. Öyle öyle, ama zaten Türkçemizde de Puşt'a Puşt denir. Evet. Değil mi? Evet. Oo, onu büyütürsen şimdi kanala şey olur, ayıp olur yani. Can Yücel var o konuda ya. Can Yücel kadar güzel söyle, bir adam söyle, var söyle, ya. Söyle, söyle. Söyle, hayır. Şimdi bu ayıp bir şey değil artık. Ayıp değil tabii. Yani galat olmuş bir şey. Şimdi Can Yücel birini hakaret ediyor. Ama öyle birini hakaret ediyor işte. Ondan sonra adam da bunu mahkemeye veriyor, beni bana hakaret etti diye. Benim çok dostumdu, Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir adamdı ya. Hasan Ali Yücel'in oğlu. Atatürk'ün Milli Eğitim, bize ilk kitapları okutan Milli Eğitim Bakanı'nın oğlu ya Can Yücel. Yalnız bir şair değil yani. Başka yerlerde, başka frekansta bir adam. Yargıç diyor ki kalkın ayağa. Siz bu zata, affedersiniz, GÖT demişsiniz diyor. Dediniz mi? Dedim hakim bey diyor. Dedim. Bunu niye dediniz? Deyince özür dilerim. Can Yücel diyor ki, hakim bey çünkü Türkçemizde göte göt derler.
Bu kadar. Bu kadar. Buradaki alkışları ben Can Yücel'e gönderiyorum bana değil. Benim lafım değil. Bu aslında da terbiyesiz bir sözcük de değil. Çünkü Can abinin burada açtığı fikir o kadar önemli bir şey ki ya. Bak kimseye ulan ne demiyor, al ananı git demiyor. Kimseyi aşağılamıyor bilmem. Yani adam bunun o kadar üzerine gelmiş ki o kelimeyi kullanmış. Tabii kardeşim biz burada o kadar etik davranıyoruz ki neredeyse Paris'teki Sen Nehri'ne bile Siz Nehri diyeceğiz. O kadar. o kadar da bu adamın bize kalkıp da hakaret etmeye hakkı var mı? Kimin? Yani bu dingilin. Ya, affedersin bu şahsın. Böyle yapıştırırlar adama. Namı diğer kuştu. Böyle yapıştırırlar sokağa çıkartmayacak hale getirirler. Şimdi ben şöyle bir inanca sahibim. Şimdi ben ilahiyatçı kimliğimle tanınıyorum. Tamam güzel düzgün. Eyvallah. Ama hukukçu. Ama tamam seferci. Onları da geç. Ben bir de benim bir sokak tarafım var. Ben Karadeniz çocuğuyum. Kavgayı çok iyi bilirim. Karate? Karate değil, judo benim. Judo. 29 sene profesyonel. Judo. Şimdi onları geç. Ben şuna inanıyorum ve bunu hiç değiştirmeyeceğim. İnönü ne diyor rahmetli? Bir ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesaret sahibi olmazsa o ülke iflah etmez. Abi. Şimdi ben bunu şuraya uyguluyorum. Bunun kuransal desteği de var. Namussuzlar küfredebiliyorsa namusluların da gerektiği yerde çok güzel küfretmeleri hocam, lazım. Hocam bak gene diyalektik materyal. Lazım diyorsunuz. Tam diyalektik ben yapıyorum. Ben yaparım. Tam. Bak çünkü rakibinin... Şuraya nota ben yaparım. Ben hakkımı kullanırım. Şimdi bakın. Tamam işte. Bir tane aşağılık mahluk ne dedi? Milleti talan eden maun mücrimi melun. Ne dedi? Bu milletin A koyacağız dedi değil mi? Şu millete bakar mısın? Şimdi ben dedim ki kitaplarıma bile geçirdim bunu. Tarih görsün. Benim kendim varım. Hala yürüyorum. 3 tane de oğlum var kapı gibi. Ben 41 numara giyiyorum. Onlar 43-44 giyiyor. Maşallah. Şimdi en azından ben onların avukat babası olarak onlara da vekaleten dördümüz için söylüyorum. Bu milletin A nokta nokta koyacağız. Biz bu milletin çocuklarıyız. Ben kendime düşen hakkımı kullanıyorum. Biz sizin A nokta nokta koyacağız. Budur abi. Budur. 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 Budur işte. Budur. 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 Ekrandan 50 defa söyledim, kitaplarıma bile yazdım, çok ciddi kitaplarıma. Çünkü tarihi belge. Ha millet hakkını kullanmıyorsa ben ne yapayım? Ben hakkımı kullandım. Hocam ben de uyarıyorum, diyorum ki hiç tanımadığınız insanlara, o insanların ay, kutsallarına, bu ne kadar kibari öldürecek beni bu ya. Ailelerine, çoluğuna çocuğuna dil uzatmayın. Dil uzatmayın. Ben de Karagümrük'te büyüdüm. Ama çok kibarsın. Koca Mustafa Paşa'da büyüdüm. Ama ya bu şimdi, kadar kibarlık. Müjdat. Şuna, kibarlığı Allah. Bak diyalektik şunu diyor. Rakibine onun silahlarınla saldıracaksın. O kadar. Benim sana mitralyözle geliyor. Sen de küfür sapanla etmem. Şeyle gidiyorsun. Ofla. Küfür etmem. Ben buna acıyorum. Ya diyalektik. Ben acıyorum ama misliyle iade ederim. Diyalektiğe, felsefeye küfürlerini misliyle iade ederim ama küfür etmem. Pratik acıyorum çünkü. Bu bir aczin ifadesi. Fikir yok, düşünce yok. Tamam. Bizimle bu konuda fikir yürütebilecek bir kapasite yok. Ne yapsın zavallı küfür ediyor. Ama onun da bir yolu var. Misliyle, katrilyon misliyle ama iade ederim. Ama onun da bir yolu mesela. Var Uğur. Ne derlerse. Hiç kale almama. O öyle olmaz abiciğim. Bak o mesela beni tatmin etmiyor.
Ben aynen öyle söyledim ve yazdım. Biz sizin ağa koyacağız. Bu böyle söylenir. O senin dediğin tekke vaazına döner. O olmaz o. Merak etme. Ve bir de ilave yaptım. Yaşadığım sürece bunu her bahis konusu olduğu yerde aynen tekrar edeceğim. Kaç oğlun vardı? Üç. Üç kişi miydiniz? Dört oldunuz. Evet. Hayır. Dörttük. Beş oldunuz. Beş oldunuz. Belki buradan da iştirak edenler vardı. İşte bu. İşte bunu alkışlayın. Ha? Ve hakikaten çok enteresan. Alkışlayanların çoğu da kadın. Ama taş onlara atıldı. Tabii, vay şeref. Onlara atıldı tabii. Onlar tabii, aşağılandı. Tabii. Kadınlarımız aşağılandı. Tabii. Demek ki bizim erkekler kazma. Kadınların kıymetini bilip savunmuyorlar. Doğru söylüyor. Şimdi efendim. Bu Halk TV ne kadar iyi bir televizyondu. Beni konuşturacaksınız. Bak hayır. Beni konuşturacaksınız. Ya sen de şu altıncı ol da bir bayram edelim ya. Bak. Şimdi Amerika'da. Çocukluk Amerika'da kardeşisiniz, başımıza bir şey geldi biliyorsunuz. Buyur, Amerika'da. Buyur. Bu hep gibi aldılar. Hep gibi aldılar. Adamın biri ismi lazım değil. İşçilerine kıdem tazminatı diye sahte çekler vermiş, karşılıksız senetler vermiş falan. Devlete vergi borcu takmış. İşte bir takım eserler falan, mal varlıkları kaçırmış devlete. Biz bunları gazeteci olarak takip ediyoruz. İşçiler bana dediler ki, Edirne'de lapa lapa kar yağıyor, bir kahvede buldum. Duman, sobadan duman çıkmış. Sıcıyor içeri. İçerisi böyle göz gözü görmüyor. Zavallılar sakalları uzamış, avurtları çökmüş. Senetleri uzattılar bana. Dediler ki işte 30 yılımızın karşılığı, 25 yılımızın karşılığı. Şu çoluğumuzun çocuğumuzun hakkı. Bu adam Amerika'da dolar milyarderlerinin yaşadığı semtte malikanede. Git ne olur bizim hakkımızı ara. Git hakkımızı ara. Ben gittim Amerika'ya. Niyetimiz kapıyı çalmak. Mikrofonu uzatmak ve birkaç soru sormak. Bize BBC'de öğrettiler. Kaçan gazeteciler tarafından mutlaka takip edilir. Kapıyı açtığı zaman ayağınızı içeriye koyarsınız. Kapı kapanıncaya kadar 7-8 soru sorarsınız. Buna kapı arası röportajı denir. Ve dünyanın her tarafında gazeteciler bu yöntemi kullanır dediler. BBC'de okulda öğrettiler bize. Neyse bunlar açmadılar kapıyı. Biz de bir iki görüntü alıp çıkacağız. İçeriden birisi küfürler ederek bize saldırdı. Ben de dedim ki, al kardeşim mikrofona anlat derdini. Vay sen şöyle, ya şöyle yaparız, böyle yaparız. Biz kendimizi korurken şöyle bir elimizi uzatmışız. Adamın burnu kırıldı. Ne kadar uzattıysan. Hatta şimdi, şöyle de anlatayım. O akşam. Burnu eline çarptı da. Şimdi o. Bakın. Kamu vicdanı bıçak ne kadar hassas. Bıçak da var adamda bıçak. Sonra da içeriden eline tabii. Bıçak tutuşturdular. Adam bıçağı bize koşuyor, geliyor, saplayacak. Böyle bir pala. O sırada polisler geldi falan. Gerisini biliyorsunuz. Ben o akşam otelde kalıyorum. Benim adresimi kimse bilmiyor. Sabaha kadar bir dakika durmadı o telefon. Emniyet müdürleri arıyor, savcılar arıyor, efendim çeşitli insanlar arıyor, kabadayılar arıyor. Bu ülkenin meşhur kabadayıları vardır ya, baba derler onlara, kabadayılar arıyor, abi oraya adam gönderelim diyor. Hiç tanımadığım işte tüccarlar arıyor, sokaktaki insan arıyor, devlet memurları arıyor da arıyor, arıyor da arıyor. Neyse ben Türkiye'ye döndüm. Havaalanında kalabalık toplanmış, beni omuzlara aldılar. Merak ediyorum yani toplumda nasıl karşılık buldu bu olay? Çünkü o zaman da bir yandaş basın var, sürekli olarak bizi kötü... Uğur Dündar işte yasak eve girdi, kapıyı zorladı, şöyle yaptı, böyle yaptı falan... Hiç benim yapmayacağım davranışlar. Ertesi sabah çıktım, kapının önünde bir polis beklemiş...
Bana dedi ki abi ya dedi. Bir yumrukta benim için çaksaydın dedi. Yok kardeşim dedim ya bizim işimiz o değil yani biz kendimizi koruduk. Ben üzüldüm de o adama. Yani orada sonuçta ekmek parası için çalışıyor. Ne diye bize saldırırsın? Ne diye şey? Onun için ben yani böyle semtlerde büyüdüm. Her şeyi bilirim. Hayatın bütün yollarını bilirim. Çok mecbur kalmadıkça ne böyle bu acizlerin seviyesine, çukuruna düşerim. Onlara aynı şekilde cevap veririm. Ne de fiziksel olarak tamam güçlüyüz, kuvvetliyiz de ama korkmam yani. Beni kimse korkutamaz. Bunlardan korkulur mu ya? Beni kimse korkutamaz. Yani buradan alıp zindana götüreceklerini ve zindanda öleceğimi bilsem gene önlerinde eğdiremezler beni. Tabii eğilmem, ya. Bükülmem. O nedenle size yarım asırdır bu kaynakları sömürülen, çalınan, yağmalanan ve bu dönemde de hırsızlığın doruğa ulaştığı güzelim ülkenin güzel insanlarına söylüyorum, sesleniyorum. Benim hiçbir beklentim yok. Hayattan da beklentim yok. Maddi olarak da bir beklentim yok. Ben sadece doğruları anlatmak için buradayım. Çırpınıyorum. 1 Kasım demokrasi içinde, hukuk devleti içinde son şanstır. Daha sonra sandığın gelip gelmemesi bir soru işaretidir. Büyük olasılıkla da gelmez. Onu da söyleyeyim. O nedenle yok efendim onun kaşının altında gözü var bilmem ne gibi gerekçelerle en kutsal görev olan oy kullanma hakkınızı asla ihmal etmeyin. Yine size tuzak kuruyorlar. Bir tatil dönemi getiriyorlar seçimden önce. Nasılsa bunlar işte tatile giderler, nasılsa oy kullanmazlar, nasılsa bir gerekçe uydururlar diyerek size bir anlamda hak etmediğiniz şekilde davranıyorlar, aşağılıyorlar sizi. O nedenle yani bu bir yaşamsal görev artık. 1 Kasım Türk demokrasisinin sınav günüdür. Türk halkı için ödev günüdür. Demokrasiye gönül vermiş herkes için kutsal bir gündür. Gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Başka çare yok. Başka çare yok. Evet Müştah, sen de bu konuda bir şeyler söylersin. Vallahi söylediklerine imza atarım. Yaşar Nuri hocamın da, SEDEV'in de, bütün bu gece burada konuşulanlar hiç kuşkusuz ki bu toplumun yararına olan sözcüklerdir. Hafif argo jargon kullandıysak, sürçülisan ettiysek hep pişekarın orta oyununun sonunda da vardır. Yani ne kadar sürçülisan ettikse affola denir ya. Hani belki aileler ama bu siyasette küçük çocuk falan seyretmez yani. O bakımdan Can Yücel'in anekdotunu falan ama ilkokullarda da o kelimeyi biliyorlar yani. Fazla bir şey de yani. Bizim ettiğimiz... Şimdi bir şeyleri öğrenmek için artık yaşlanmaya gerek yok. Her öyle şey bir dünyada değil. Yaşıyoruz. Evet ama burada asıl millete edilen küfürlerdir önemli olan. O küfürlerden kendimizi nasıl sakınacağız? Öyle mi hocam? Bir şey de unutmadan vurgulayayım. Ondan sonra sözü size vereceğim. Daha süremiz var. Soma'daki katliamdan sonra oradaki işçi dayanışmasının simgelerinden biri oldu. Sefa Köken. Sefa, evet. Ve cesaretle her yerde o yer altındaki korkunç sömürü düzenini anlattı. Ve onun değişmesi için çok büyük gayret sergiledi. Dediğim gibi o hareketin sembollerinden biri oldu. Ama bunun karşılığını da işsiz kalarak ve bir ekonomik mahkumiyet yaşayarak ödedi. Sefadan nedense vebalı görmüş gibi kaçıyor o dünya. O dünyanın sermaye sahipleri. Şimdi ben buradan onlara sesleniyorum. Korkmayın Sefa'dan. Sefa son derece iyi niyetli, son derece dürüst,
emeğini sonuna kadar harcayan ve alın teriyle para kazanan, kazandığı her kuruşu da hak eden bir kardeşimiz Sefa Köken. Sizden onun mağduriyetinin giderilmesini rica ediyorum. Vicdan sahibi maden ocağı işletmecileri var bu ülkede. Var biliyorum. Tabii Manisa'da da var. Canım. Her yerde var. Her yerde var. Manisa'da da var. Soma'da da var. Bu zulüm bitsin ve Sefa işine kavuşsun. Söyleyeceğim bu. İnşallah. Evet. 1 Kasım. 1 Kasım. 1 Kasım adı üstünde bir. O bir kişi var ya, o bir kişi. 1 Kasım o bir kişi için seni başkan seçtirmeyeceğiz diyorlar ya. Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Oy verme konusundaki duyarlılığa da şimdi seslenelim. Tabii şöyle, bakın oy verme konusunu tabii yine vurgulayalım. Ama artık ben kamuoyunun bunu çok idrak ettiğini düşünüyorum. Bir 10 Ağustos'ta yapılmadı bu. Ben yurt dışındaydım 10 Ağustos'ta. Bir gece için geldim. Oyumu verdim ve yine gittim. Belki oy verdiğim kişi seçilmedi ama vicdanım rahat. Yani dolayısıyla bakın bu 29 Ekim işte birleştirecek, 1 Kasım tatil filan. Yani ben artık bu kadar hani kolay olmadığını düşünüyorum. Herkes işin çok farkında, idrakında, evet, ciddiyetinde. Ben dolayısıyla ben çok önemli bir kesimin tatile gitmeyip oy kullanacağını düşünüyorum. Yalnız şu var tabii. Biliyorsunuz 7 Haziran'da oy kullandı kamuoyu. Çok da bilinçli bir şekilde, sağduyulu bir şekilde, hiçbir olay yaratmadan, hiçbir kavga gürültü olmadan, yani halkın önemli bir bölümü üstüne düşeni yaptı. Ve halk da bir mesaj verdi aslında bütün siyasetçilere. Ha, siyasetçiler onları doğru okuyamadı. Yani görüyoruz ki okuyamadı. Şimdi yine bir zorlama bir seçime gidiyoruz. Çünkü biri beğenmedi sonuçları. Beğenmediği için. Şimdi tahmin ediyorum 1 Kasım'da da beğenmeyeceği bir sonuç çıkacak. Kesinlikle. İşte Sayın Dündar'ın dediği gibi esas o zaman Türkiye ne yapacak? Nasıl bir tepki gösterecek? Oylarına sahip çıkacak mı? Siyasilerin üzerinde bir baskı oluşturacak mı? Yoksa dediğim gibi hep tekrar ediyorum ama bir adamın sözüne mahkum edecek mi ülkeyi? Yani burada kamuoyunun gerçek anlamda seçim sonrasında da sadece sandığa gidip oy kullanmak değil ama seçim sonrasında da gösterdiği iradeyi, o verdiği oya sahip çıkması çok önemli. Çünkü demokrasi sadece sandığa gidip oy kullanmaktan ibaret değil. Maalesef AKP'nin hep insanlara yanlış bir şekilde aşıladığı şu, işte sandıkta ödeşiriz, sandıkta görüşürüz. Hayır, böyle bir şey yok. Sandık demokrasinin sadece bir parçası. Sandık sonrasında, siz onun sonrasında oyunuza, gösterdiğiniz iradeye, verdiğiniz karara ne kadar sahip çıkıyorsunuz? Peki Sayın Tayyip Erdoğan, Refah Partisi il başkanı iken demokrasi konusunda ne demiş, onu hatırlayabiliyor musunuz? Tramvay mı? Hayır. İşte çoğunluğun azınlığa tahakküm ettiği bir, evet, rejimdir şeklindeki tanımlamaya şiddetle karşı çıkmış. Üçüncü köprüye de ne tahakkümü demiş. %99 çoğunluk bile olsa %1 olanın hakkı mutlaka korunmalıdır demiş. Hakkının korunduğu bir rejimdir demokrasi demiş. Şimdi nereden nereye? Hangisi doğru?
Birincisi takıyı. Değil mi paşa? Birincisi. Hayır, yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor ya diyor. Yalan. Videoları var. Evet. Diyor, evet var. Ha evet, gerçekten bunu söylediğine pişman olmuş ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düşüncesine geldiyse kendisini alkışlarız. Hiç problem değil ama yeter ki demokrasi içselleştirsin. Ben sadece Recep Tayyip Erdoğan için de bunu söylemiyorum. Ankara'daki bütün bizi temsil eden milletvekilleri için söylüyorum. Ben CHP için de söylüyorum bunu. MHP için de söylüyorum. HDP için de söylüyorum. Hatta hepimiz için söylüyorum. Yani demokrasi ailede başlar. Demokrasi okulda başlar. Demokrasi iş yerinde başlar. Yani biz demokrasiyi içselleştirmemiş isek, ailede sadece babanın dediğine bakıyorsak, iş yerinde sadece patronun dediğine bakıyorsak, kalkıp da ondan sonra siyasetçileri eleştirmeye hakkımız yok. Bugün Recep Tayyip Erdoğan çok radikal bir örnek olduğu için onun üzerinden konuşuyoruz. Bu ülke demokrasiyi içselleştirmek zorunda. Başka çaremiz yok. Hocam, bu geceyi bir özetlersek ve son sözleri söylersek size bırakıyoruz onu. Ayrıca gelen mesajlarda deniliyor ki hocayı uzun süredir görmemiştik. Maşallah 10 yaş gençleşmiş diyorlar. Aman biz böyle tahtalara vuralım. Ben yani özel bir şey sormak istiyorum hocaya. Bu yalana bayıldım. Vallahi öyle vallahi geliyor hocam. Yalan, vallahi. Hayır, vallahi hayır. Öyle geliyor hocam. O arkadaşlar için. Onlar da samimi teşekkür olarak söylüyorlar. Ya, bu, yok. Hoşuma gitti. Doğru. Hoca, diyelim ki büyük bir olasılıktır bu. Bu 4 parti meclise girdi. 3 aşağı 5 yukarı puanlamalarda da büyük bir fark olmadı diyelim. Hani ciddi konuşmayacaktık? Final yapıyor ya. Bu finalde onun fikrini çok merak ediyorum ben. Eğer böyle olursa. Hocayı siyasi konuşturma canım. Hayır hayır. Yok yok onu söylerim. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Onun fikri çok önemli benim için. Nedenini söyleyeceğim sonra. Çünkü onun yaklaşımları çok farklı. Yani yalnız dinsel boyuttan, felsefi boyuttan girmiyor olaya bak. O kadar değişik giriyor ki. Ya ben de özel bir soru derken bu gençliğin sırrı nedir hocam diye soracaksın. Hocam özel bir soru. Dedik ya bunu bekledik. Özel bir soru soruyor. Ne kadar ciddi konular konuşuyorsunuz Müjdat Bey yani. Ne olacak? Eğer fotoğraf böyle çıkarsa fikrin ne? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü yaklaşımın benimki onunki onunki gibi değilse. Bence onu en çok... O merak ediyor. O önlemini diye. Önlemini almıştır. Tabii oranlar önemli. Ama ben şunu düşünmeye başladım. Bunlar çaldıkları paraları tabii yurt dışında orada burada bloke etmişler. Artık bu paraları rahat yemek için sıvışma imkanlarını da hazırlıyorlar. Biliyor musun? Çünkü bu bütün zulüm sistemlerinin öncülerinde bu psikoloji egemendir. Öyle midir hocam? Hiç. Bunu yapma. Ben onu kesin biliyorum. Ve millete diyorum ki eğer bunlara çaldıkları paraları bunlara ve çocuklarına ki zaten hep birlikte çalmışlar ailece. Bakanları, şusu busu. Yedirirseniz Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde yazıklar olsun size. Yedirmeyin. Şimdi benim düşüncem bu. Bu dincilikten sonra Türkiye'nin ikinci büyük belası namussuzluktur. Üçüncü haram lokma. Bir şey daha söyleyeyim. Firavun kitabını ben yazdım. Çağdaş firavunları özellikle Orta Doğu'nun firavunlarını iyi tanısın, rahat tanıyabilsin diye insanlar. Şunu gördüm bu çalışmayı yaparken. Firavunluktan daha beter sistemler olabilir mi? Olur. Ne diyor Kur'an biliyor musunuz?
eğer bir firavuni, tağuti sistem, bir zulüm sistemi kendisinin eleştirilmesine asla izin vermiyorsa bu firavunluktan daha beterdi. Çünkü firavun bu izni veriyordu. Onun için bugünkü Orta Doğu firavunlukları kadim firavunluklardan çok daha beterdir. Görüyor musun? Şimdi bunun suçlusu kimdir? Bunun suçlusu kötülük toplumuna vücut veren yığındır. Halk falan demiyorum. Zaten ben Türkiye'de millet diye bir şey kalmadı ki. Millet böyle olmaz ki. Ne milleti ya? Ya Malazgirt'e sahip çıkmayacaksın. Çanakkale'ye sahip çıkmayacaksın. Kurtuluş Savaşı'na ananı bacını gelip yatağında basmak isteyen Yunan'ı onu bunu buradan atmış iradeye, güce sahip çıkmayacaksın. Büyük Önder Atatürk'e. Ve tam tersine yal pahasına, yem pahasına bunlara sövüp sayacaksın. Sonra sen nasıl millet olacaksın? Sen sürüsün ya. Şimdi raiye sürüsün derken ben sürçülisan filan etmiyorum. Onun için savcılar filan iştahlanmasın. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Sürü Kur'an'ı bir tabirdir. Raiye. Hayvan sürüsü demektir. Kur'an diyor ki raiye olmayın. Bak. Şimdi ben soruyorum size. 6,5 asırlık Osmanlı'da halkın hukuki adı dikkat edin. Lakabı falan değil. Hukuki adı nedir? Raiyedir. Çoğulu reaya. Reaya evet, der. Reaya. Şimdi böyle bir genetiği, böyle bir şuur altına alarak geldik biz. Bu şuur altının anasını ağlatan, bu genetiğin ayaklarının altına alıp çiğneyen Mustafa Kemal'dir. Onun için ondan rahatsızdır. Şimdi Mustafa Kemal ve mirasını devre dışı bırakarak bu raiyelik sistemini tekrar getirmek istiyorlar. Başkanlık maşkanlık diye geveleme. Haysiyetli ve dürüst ol. İstediğin bu senin. Senin istediğin bu. Mustafa Kemal'e saldırının sebebi de budur. Cumhuriyetten rahatsızlığının sebebi de bu. Sen raiye istiyorsun. Raiye yönetmek kolaydır. Dini de buna alet ettin mi ki Osmanlı yapmıştır. Osmanlı tarihte din istismarının imparatorluğudur. Şimdi şey kitabım çıkacak. Çıkacak derken yani 2-3 hafta içinde çıkar. İndeksi filan hazırlanıyor. Özgürlük ve isyan. Bakar mısınız? Özgürlük ve isyan. Ve kitabı ben kime ithaf ettim? Bir kitabın mesaj ismi olsun kitapta hangi istikamette konuşacağımı anlasınlar diye. Birinci açtığınızda kapağı birinci sayfa. Kitabı Che Guevara'ya ithaf ettim. Oo. İçinde neler olduğunu buradan anlayın. Uğur. Komandante. Uğur ben sana bir söyleyeyim mi? Bu komünist. %100. Ben adamı gözünden anlarım. Hayır söyledikleri o kadar oturuyor ki yerli yerine ya. İnanılmaz bir şey. Allah ya. Rahmet eylesin ya Öztürk. Ben... Allah rahmet eylesin Öztürk Serengil Milliyetçi Cephe zamanında. Biz TRT'de işte zorlanıyoruz, iş yapmıyoruz falan. O da çok popüler, iktidara yağ çekiyor. Allah rahmet eylesin. Demirel'in adamı evet, beni gördü. Dedi ki, yakışıklı. Dikkat et. O komünist arkadaşın Müjdat seni yakacak. Seni yakacak. Haklı da çıktı. Haklı da çıktı. Haklı da çıktı. Adam benim yüzümden içinden oldu ya. Şimdi ben bir şey üstadım söyleyeyim. Bu önemli, merak ediliyor da. Bir defa par prensip. Ben... Zulüm İmparatorluğu, tarihin en büyük zulüm imparatorluğu Amerika'nın taraf olduğu her şeye karşıyım. Yani baştan böyle. Sonra ayıklarım. Taraf olduğu şeylerden bazılarına ben de taraf olabilirim falan.
O bakımdan ben kendimi ne komünist, ne o, ne bu hiçbir şey olarak hiçbir şey olarak tanımlamam. Ben kendimi akılcı bir bilim ve fikir adamı olarak tanıtıyorum. Atatürk'e sonsuz bağlılığımın sebebi de budur. Atatürk benim için kişi değil, idedir. Bu öyle bir inanılmaz bir yani yaşanıyor ya. Hocam iyi ki dediği, katıldınız. Dediği en büyük lafta şu mu? Tam da onun üstüne gidiyorsun. Çok şükür Uğur'da da bende de mutlaka sende. Diyor ki Atatürk, bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Bundan daha önemli bir laf nasıl şimdi olabilir? Gecenin son şeyleri olarak. Buyurun hocam. Ben size bir şey söyleyeyim. Atatürk çocukları olmaktan da Atatürk'ü sevmekten de daha yüksek gurur bu ülkede olamaz. Bu bir. Bu bir. Atatürk'ü 20. yüzyılın en büyük devlet adamı işte Time dergisi seçti. Bu arada laf bana gelecek ama onu herkes biliyor zaten. Time dergisinin seçtiği 20. yüzyılın en etkili, most important tabirini kullanmıştır. En önemli adamları 100 kişi ayırdı. Atatürk var bunların içinde evet, Türkiye'den. Tabii, tabii. Rahmetli Vehbi Koç var, bir de ben varım. O. Oh. 9. Ya. Sırada. Şimdi şunu diyeceğim, bunu anlatmak için söylemedim. Denir ki Atatürk 20. yüzyılın en büyük dahilerinden biri, bazıları da en büyüğü. Ben orada yetinmiyorum. Ben 20 yılımı Atatürk'ü araştırmaya verdim ve yakın Türk tarihini. Atatürk 21. yüzyılın da en büyük adamıdır. Bunu tarih görecek ve insanlık oh. görecektir. Hayır. Ne güzel. Ne güzel. Müthiş ya. Efendim, bu programın tekrarı saat 1'de yine bu ekranda olacak. Ayrıca ayın 25'inde bayram tatili nedeniyle o cuma günü, 25 Eylül cuma günü program yapmayacağız. Sevgili Şaban Sevinç arkadaşımız bu programın tekrarını yayınlayacak ayın 25'inde. Bence de çok yararlı olacak. Evet. Sayın hocama hasret kalmışız. Sedef Kabaş'ın çok anlamlı açıklamaları, sevgili Müjdat'ın da unutulmaz katkılarıyla harika bir halk arenası yaptık. Narlıdere Belediye Başkanı Sayın Abdül Batur'a teşekkür ediyoruz. Atilla Sertel'in yeniden İzmir'den milletvekili adayı gösterilmesinin sevincini bir kez daha paylaşıyoruz. Ve siz sevgili Narlıderelilerle, hemşerilerimle birlikte olmaktan da anlatılmaz bir mutluluk duyuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili seyirciler, size de iyi geceler, mutlu yarınlar. Sevgiyle kalın.